Profesör Doktor Sayın Yeprem hocamızı dinleyeceğiz. Biliyorsunuz son zamanlarda Türkiye'de kader konusu artık sıklıkla tartışılır oldu. Televizyonlarda tartışılıyor. Halk arasında tartışılıyor, okullarda tartışılıyor. Kader dendiği zaman akla gelen en temel kavramlardan bir tanesi irade hürriyeti. İnsan iradesinde ne kadar hürdür? Ve Kur'an-ı Kerim'de ayetlere verilen mealler, meal okuyan insanları ciddi manada sıkıntıya sokuyor. Şimdi öncelikle Sayın Yeprem hocamızı kısaca tanıtalım. Gerçi tanıtmaya ihtiyaç yok. Ben bilmeyenin olduğunu düşünmüyorum ama yine de gençler ve yeni nesil tanıma ihtiyacını duyar. Sayın Yeprem hocamız 1941'de İstanbul'da doğmuş. 1959'da İstanbul İmam Hatip Okulu'nu bitirmiş. İlk mezun mu oluyordunuz? İkinci mezun. İkinci mezun. Sonra İslam Enstitüsü'nü bitirmiş. Ve o arada bir hukuk fakültesi ve edebiyat fakültesi hatıraları da var. Talebeliği sırasında memuriyete girmiş. İstanbul Müftülüğü'nde çocukluğu geçmiş. Bu çevreleri çok iyi bilen bir ilim ailesinin çocuğu kendisi aynı zamanda. Babanız müftüydü değil mi hocam? Evet. Evet. Dedem de huzur hocası. Dedeniz de Abdülhamit Han'dan Abdülhamid'in itibaren. Abdülhamid, evet, huzur hocası. Bir de Sayın Yeprem hocanın benim açımdan en önemli özelliği daha önce bir takvim vardı. İstanbul'da namaz vakitlerini belirtir. Sonra da işte Erzurum 49 dakika önce, işte Ankara şu kadar dakika, şu Erzurum'u biliyorum da diğerlerini bilmiyorum çünkü Erzurum'da yaşadığımız için. Ona göre bir ayarlama yapardınız. Halbuki namaz vakitlerinde boylam kadar enlemin de büyük etkisi var. Dolayısıyla bu ciddi sıkıntılar doğuruyordu. Türkiye'de ve İslam aleminde ilk defa namaz vakitleri takvimini şehir şehir yapan, dünyada da 68 derece enleme kadar değil mi? Evet. Yapan, Eksi 61, artı 61. evet, 61 derece enleme kadar yapan heyetin başkanı olarak da biliyoruz. Bir de bu konuları Türkiye'de en iyi bilen kişilerden birisidir. Kendisiyle beraber kutuplara kadar gittik. Svalbard'da korkusunu birlikte yaşadık değil mi? Erdem Bey de oradaydı. Ondan sonra siz Servet'te aynı arabadaydınız. Servet geçen de anlattı tabii, ben duymamıştım. O dağda kar fırtınasına yakalandık. Yani çok ilginç. Önümüzde belki 100 metre ileride, belki 100-150 metre ileride 3 tane kar temizleme aracı çalışıyor ama oradan haberleşme imkanı yok. Onları bizi göremiyor. Bizim yaptı, araba kara saplandı. Gidemiyoruz. Telefonu açamıyorsunuz. Bağırsanız sesiniz ulaşmaz. Gidemiyorsunuz, ayı gelir diyorlar. Dışarı çıkarmıyorlar. Sayın Hoca demiş ki biz burada öldük kaldık galiba. Servet onu söyledi geçen. Ve de soğukluk ne kadardır diye sorulduğu zaman ben anlamam. Ben hissettiğimi söylerim. Bana göre eksi 70 derece demiş. Şimdi böyle tabii çok güzel hatıralarımız var hocamızla. Hocamızın doktorası var. İrade Hürriyeti ve İmam Maturidi diye. Gayet güzel bir çalışma. Sahasında Türkiye'de yapılan ilk çalışma. Daha tekrar yapılmıştır herhalde bu konularda, bilmiyorum. Yok, irade hürriyeti ve İmam Maturidi tek bu. Tek, evet. Belki irade ile ilgili yeni İrade ile çalışmalar ilgili olabilir, var. evet. Şimdi bu kitap piyasada hiç yoktu. Allah razı olsun. Kendisinde olan tek nüshayı bize verdi. Ama şimdi az önce bak. Orada Asma Hoca'da da varmış, gösteriyor bak orada. Evet, o
eski bir baskı. Eski baskı, evet. Ya, piyasada olmadığından bahsediyorum. Piyasada hiç yok. Ama şimdi hocamızdan öğrendiğime göre Diyanet İşleri Başkanlığı bu kitabı basmaya karar vermiş. Tabii bu tartışmalar başlayınca kitap büyük ölçüde önem kazanmaya başladı. Şimdi öyle bir şey var ki Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Allah bizim yola gelmemizi istiyor mu, istemiyor mu anlamak mümkün değil. Çünkü Nisa suresinin 26. ayetinde diyor ki: Estağfirullah. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridullahu liyubeyyine lekum ve yehdiyekum sünenellezine min kablikum ve yetubu aleykum. Allah size her şeyi açıklamak, sizden öncekilerin doğru yoluna sizi yönlendirmek ve tevbenizi kabul etmek ister diyor. Tamam. Demek ki Allah herkesin yola gelmesini istiyor. İhtinas sıratel müstakimdeki duamızı, kabulünü Cenab-ı Hak istiyor. Ama şimdi öbür tarafta En'am suresinin 148-149. Ayetlerine bakıyoruz. Mesela şu mealden okuyayım, Diyanet Vakfı'nın mealinde. Putperestler diyecekler ki Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız, hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi var mı? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz, siz sadece yalan söylüyorsunuz. Yani Allah dileseydi biz yoldan çıkmazdık sözü yalanmış demek ki. Arkasından da diyor ki de ki kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi Allah elbette hepinizi doğru yola iletirdi diyor. Şimdi Allah burada dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi diyor. O da iletmek istiyorum diyor. Dolayısıyla ayetlere verilen meallerde de ciddi sıkıntılar var. Ama İmam Maturidi'nin tefsirinde baktığımız zaman buraya diyor ki Allahü Teala kişinin tercihine göre doğruyu tercih edeni doğru yola getirir. Yanlış tercih edene yanlış yola, tamam, o zaman problem hallediliyor. Dolayısıyla ben şimdi konuyu bu işin uzmanı, yani konunun önemine dikkat çekmek için sadece kısa bir giriş yaptım. Şimdi ben de çok büyük bir zevkle dinleyeceğim inşallah. Çok da istiyordum şimdiye kadar. Allah razı olsun. Bugün hocamız şimdi Aydın Üniversitesi'nin öğretim üyesidir. Oranın önemli bir etkinliğine rağmen buraya geldi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Aydın Üniversitesi'nin yetkililerine de bu arada çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir seçim yapmışlar. Böyle değerli bir ilim adamını aralarına katmışlar. Hocam buyurun, sizi dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, Hazirun'u saygı ve sevgiyle selamlarım. Ben de Abdülaziz Bayındır Bey kardeşime teşekkür ediyorum. Sizin gibi güzide bir topluluğa hitap etme imkanını sağladı. Cenab-ı Hak lütfetti. Bugün beraber olduk burada. İrade hürriyeti konusu gerçekten İslam inanç sisteminin en önemli üzerinde tartışılan problemlerinden biri. Ben ilahiyat alanında özellikle ilmi kelam ve usul fıkıh dediğimiz alanla meşgulüm. Meslek hayatım boyunca çeşitli kademelerde İmam Hatip okulları, Yüksek İslam Enstitüleri, İlahiyat Meslek Yüksekokulları, İlahiyat Fakültesi'nde usul fıkıh ve kelam dersleri okuttum. Ve bu konuda çalışmalar yürüttüm. Usul fıkıh deyince, usul fıkhın iki temel kolu var. Biri fukaha metoduyla yazılmış usul kitapları, diğeri de mütekellimin metoduyla yazılmış usul kitapları. Benim özel ilgi alanımı tabii olarak mütekellimin metoduyla yazılmış olan usul alanı teşkil ediyor. Onun için kelam ilmine bir başka adı usulü din. Tarihte başlangıçta adı zaten usulü din idi bu ilmin. İlmin temel
dinin temelleri manasına gelen bir kavram. Özellikle usul fıkıh ve kelam birbirinin içinde olan iki disiplindir. Evvelki yıl Cenab-ı Hak lütfetti. Almanya'da Goethe Üniversitesi'nde, orada Protestan Fakültesi'nde bu iki ilmi bir dönem tedris etme imkanına kavuştum. Onlar usulül fıkha İslam hukuku hermenötiği diyorlar. Biz usulül fıkha İslam hukuku metodolojisi diyoruz. Konuyu millete anlatabilmek için, ama onlar İslam hukuku hermenötiği adına takmışlar. Yani hermenötik anlam bilim karşılığı. Düşündüğümüz zaman doğru, hakikaten usul fıkıh böyle olmalı. Fıkıh da temelde anlama manasına geldiğine göre Allah'ın kelamını nasıl anlayacağımızın metodunu anlatan bir alan kastedilmiş oluyor. Olay bu iki disiplin açısından ele alındığı zaman irade hürriyeti neticede Allah'ın kelamının anlaşılmasıyla ilgili problemleri taşıyor. İrade hürriyetinin kendisinde problem yok da bizim irade hürriyetine yüklediğimiz anlamlarda ve irade hürriyeti kavramını Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıyla birlikte mütalaa ettiğimizde ortaya çıkan problemler var. O zaman biz konuyu açıklayabilmek için önce Kur'an-ı Kerim'in özelliğini bazı noktalara dikkat çekmek suretiyle ben size tekrar anlatacağım. Sonra sıfatullah'ın özelliklerini yine bazı noktalara dikkat çekmek üzere anlatacağım ki bu iki konu irade hürriyeti kavramının problematik açıklamasına zemin teşkil edecek bir anlatım tarzı olacak. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz 23 yıl boyunca 610 miladi yılından Resul-i Zişan Efendimizin 632 yılında vefatına kadar geçen süre içinde peyderpey, ayet ayet, sure sure, bazen parça parça gelen Nazm-ı Celil'dir. Ve biz buna Allah'ın sıfatlarından kelam sıfatının bizim açımızdan anlaşılabilecek metni olarak bakıyoruz. Yani Allah'ın kelamı zatıyla kaim, kadim bir sıfattır. O tecezzi, tebaut, yani bölümler, parçalar ihtiva etmez. Bir bütündür Allah'ın sıfatı, kelam sıfatı. Ama o sıfata delalet eden vasıtaya da kelam denmesi adet haline gelmiştir. Dil kuralları bunu destekliyor. Biz ondan dolayı elimizdeki Kur'an-ı Kerim metnine Allah'ın kelamı diyoruz. Arapçada güzel bir şiir var. Bunu bütün büyük İslam alimleri, kelam ve usulle meşgul olan bütün büyük İslam alimleri ellerinde bulundururlar ve eserlerinde yazarlar. Mesela İmam Gazali'nin de hocası olan İmamül Harameyn Cüveyni Kitabül İrşad isimli eserinde, İmam-ı Azam Mütekellimin usulünün
Doruk eseri olan El Mustasfa isimli eserinde İmam Maturidi Kitab-ı Tevhidinde zikreder: İnnel kelame lefil fuadi ve innema cu'ilel lisanu alel fuadi delila. İnnel kelame lefil fuadi, kelam gönülde, kalptedir esas, manadır yani. Ve innema cu'ilel lisanu, bu dil, bu dilden kasıt kullandığımız dil. Ve innema cu'ilel lisanu alel fuadi delila. Dil kalbe, gönle delil kılınmıştır. Mesela Eyyuhel Veled ismindeki eserinde üstad, ey oğul dediği zaman ortada ne oğul vardır, ne başka bir şey vardır. Ama o oğula hitap ediyor, bakınız. Bu hitap, nerede yaptığı hitap? Gönülde yaptığı bir hitap. Ve inne şeyatine leyuhune ila evliyaihim ayetinde mesela, bir başka ayette de geçiyor: ve yekulune fi enfusihim, nefislerinde derler, kendi kendilerine söylerler, yahut şeytanlar dostlarına fısıldarlar, vahyederler dendiği zaman ortada bir söz filan yoktur. İnsanın zihninden, kalbinden geçen manalar vardır. O manalara da kavil deniyor, bakınız. Kur'an-ı Kerim'de yekulûne fî enfüsihim, kendi içlerinde söylerler. Ne söylerler? Söz yok ortada, lafız yok, ama yine söylerler. Bakınız, kavilde, kelamda ses ve söz yoktur. Esas olan o manadır. Bu kültürü bizim günümüzden asırlar önce geçmiş Süleyman Çelebi Hazretleri de gayet güzel kullanıyor. Biliyorsunuz Süleyman Çelebi Bursa'da Ulu Cami'nin imamıdır. Ve halka hitap eden bir zattır. Ve o günden bugüne kadar büyük eseri onun Vesiletün Necat, Mevlid, her vesileyle evlerimizde okunur. Ölüde okunur, diride okunur, kederde okunur, sevinçte okunur, düğünde okunur, sünnette okunur, her yerde okunur. Adet haline gelmiş ve onu bir manada huşu ve hudura dinleriz. Türkçedir ama %90'ını anladığımızı sanmıyorum ben o Türkçenin. Orada mesela rahatça kullanıyor: bi hurufu lafzu savt ol padişah, Mustafa'ya söylediği bir iştibah. Bi hurufu lafzu savt, harfsiz, lafızsız, sessiz, Mustafa'ya söyledi bir iştibah. Şüphesiz olarak Mustafa'ya söyledi. Bakınız, ses kullanmadan, kelime kullanmadan, harf kullanmadan söyledi diyor. Demek ki söyleme türlerinden biri, ses olmadan, harf olmadan, kelime cümle olmadan da söyleniyormuş yani. Kavilden, kavil karşılığıdır söyledi sözü. Bu kavramı bugün düz bir Türkçe ile söylesek, Mevlid dinleyen cemaat kavrayabilir mi bu anlamı yani? Hiçbir şey anlamaz. Nitekim o olayı diyor ki, yani ne mekan var anda, ne arzu sema. Orada mekan da yok, yer gök de yok yani. Yerin gökün mekanın olmamasını kavrar mı insan zihni?
kavramaz. Çünkü insan zihninin bu halini aklı fikretmez o hali fehmu hal. O hali insan zihni akıl ve fikretmez, anlamaz, çözemez. İşte kelam dediğimiz zaman, Allah'ın kelamı dediğimiz zaman böyle bir kavramla karşı karşıya kalıyoruz. En önemlisi de Allah'ın kelamının zatî bir sıfat olması itibariyle kendi zatıyla kaim kadim bir vasıf taşıması. Ama Allah'ın kelamı bize intikal edince bakıyoruz ki bize intikal eden kelamda cümle var, harf var. En önemlisi de kadim ve zatıyla kaim diye vasfettiğimiz Allah'ın kelamında zaman kavramları da var. Mesela inna erselna Nuhan ila kavmihi ayetine bakıyorsunuz, biz Nuh'u kavmine gönderdik. Ezelde gönderdik diye bir kavram olur mu yani? Gönderdik maziyi ifade eden bir kavramdır. Ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gelen vahide bir anlam ifadedir. Çünkü Hazreti Nuh, Hazreti Peygamber'den asırlarca önce geçmiş biridir. Ama hiçbiri ezel değildir yani. Madem ki Allah'ın kelamı ezelidir, nasıl oluyor da ezeli ifadede mazi sigasıyla bir ifade bulunabiliyor? Buna diyor ki, özellikle İmam Cüveyni, ki onun meşhur bir usul ve kelam kitabı var, müşterek. Biz onu Kitabul İrşad adı altında neşrettik, tercümesini neşrettik. Metni de beraber konacaktı. Ben ayrıldım ama ikinci, üçüncü baskıda inşallah yetiştirirler. Metnini de koyarlar tercümenin yanında. Onun girişine bir 7-8 sayfalık da bir giriş yazdım ben. Kitap İmam Cüveyni'nin hem usulü fıkıh hem kelam kitabı, müşterek bir kitaptır o. Kitabul İrşad, bir giriş yazdık. O şöyle anlatıyor bunu. Diyor ki Allah'ın zatıyla kaim, kadim olan mana dil açısından bize anlatılabilmesi için, bize anlatılabilmesi için mazi sigasına bürünüp bize gelmiştir. Halbuki mazi sigasındaki ifade elimizdeki metin olan Kur'an, Kur'an okunan demek zaten, okunan metin, lafızdan ibaret olan metin. Burada vardır. Allah'ın zatıyla kaim olan mana mastardır. Zaman sigası olmayan bir kavram. İrsal, dil bakımından örnek verilirse mastar irsaldir. İrsalin hiçbir zamana işaret etmesi söz konusu değildir. Mastar, göndermek, irsal. Bu değişken olan, hadis olan, kadim olmayan, değişken olan, hadis olan varlık aleminde Nuh'tan önce eğer sigaya bürünseydi senürsilü Nuhan şeklinde olacaktı. Biz Nuh'u göndereceğiz ila kavmihi. Nuh'un kendi zamanında gönderildiği zaman kelimeye cümleye bürünmüş olaydı, ürsilü, nürsilü sigalarını taşıyacaktı. Geldi bitti, Hazreti
Muhammed Aleyhisselam zamanında erselna oldu. Maziye delalet etti. Mazi, hal, istikbal zamanın bu üç boyutu Allah'ın kelamında yoktur. Allah'ın kelamında bir mana vardır, o da bir bütün manadır. Zamansızdır, mekansızdır. Nitekim dikkat ederseniz, Cenab-ı Hakk'ı biz vasfederken zamandan ve mekandan münezzehtir diyoruz. Zamandan ve mekandan münezzeh demek, Cenab-ı Hakk'ın ne zatı hakkında, ne sıfatları hakkında, zaman ve mekan kavramlarıyla ilgili hiçbir unsur düşünemeyiz demek. Münezzehtir o demek. Zamandan ve mekandan tenzih ederiz demek bu demek. Şimdi o halde diyor ki İmam Cüveyni, Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Hak'tan ilahi kelamın beşeri kelam haline transferi, Kur'an-ı Kerim'de inzal kavramıyla ifade edilir. Bu açıklama İmamül Haramayn Cüveyni'ye ait olan açıklamadır. Başka türlü açıklayanlar var. Ben özellikle onun açıklamasını, Gazali'nin de hocası olduğu için onun açıklamasını tercih ederek naklediyorum. İnzal demek, indirmek demektir. Biz bunu Türkçe'de indirgemek olarak kullanabiliriz. Allah'ın kelamı, ilahi kelam yani, zati sıfattır. Harfsiz, sessiz, sözsüz, yazısız, parçasız bir bütün halindedir. Allah zatıyla kaim, kadimdir. Bu sıfatın beşeri kelam haline dönüştürülmesine inzal deniyor. Hani bazı açıklamalarda var, belki burada bu konuşmaların yapıldığı dersler olmuştur. Arz semasına inmesine inzal, ondan sonrasına tenzil. O açıklamalarla ilgisi yok bunun. Aslında ilgi kurulabilir ama bu bambaşka bir açıklama tarzı İmam Cüveni'nin. Çünkü ben ilahi kelamı nasıl anlayacağım? Allah'ın zatıyla kaim olan bir kelamı anlamak muhal bizim için. O çünkü vacibül vücudun bir sıfatıdır. Ben ise hadisül vücut bir, sonradan yaratılmış hadis bir mahlukum. O Halık'tır, ben mahlukum. O halde benim anlayabileceğim dile çevrilmesi, yani beşeri dile çevrilmesi İnzal adını taşıyor. Bu inzal olayı İmam Cüveyni'ye göre Cebrail'in zatında meydana geliyor. Cebrail Cenab-ı Hak'tan telakki ediyor beşeri kelamı. Onun telakkisi inzal şeklinde oluyor. Sonra Cebrail bu inzali zaman kavramı içinde, bakınız oraya kadar zaman yok. Zaman kavramı içinde, ki bizim içinde bulunduğumuz zaman kavramı aydır, gündür, yıldır, işte 610 yılından 632 yılına kadar Hazreti Peygamber'e ceste ceste peyderpey ayetler ve sureler halinde tebliğ ediyor. Bu ikinci olaya da tenzil deniyor. Tenzil kelimesinde hem çokluk ifadesi var, hem çokluk ifadesi var, hem de zaman boyutu içinde parçalanmaktan doğan bir çokluk kavramı var. Bunu burada kesip Allah'ın sıfatları ile ilgili bir bilgi aktaralım. Cenab-ı Hak vacibül vücut, yani varlığı zorunlu olan bir varlıktır.
Varlık türü olarak vacibül vücudun özelliklerini, sıfatları demek, özelliklerini hadis bir varlık olan bizim kavramımız mümkün değil, muhal. Yani Allah'ın zatını ne sıfatları yoluyla ne zatı yoluyla bizim varlık türümüzün idrak etmesi mümkün değil. Bu muhal. O halde Gazzali diyor ki rahimahullah, insana diyor, insanın kendi sıfatları cinsinden Allah'ın sıfatları bildirilmiştir. Gazali'nin bu konuyu anlattığı hemen hemen bütün eserlerinde temas ediyor, az veya çok. Ama bu cümle Gazali'nin toplumumuzda bol miktarda okunan İhya-u Ulumiddin isimli eserinde maalesef toplumumuzun okumayı terk edip atladığı bölümde yazıyor. Biliyorsunuz Gazali'nin İhya-u Ulumiddin'i Gazali zamanında onun telakkisine göre din bilimleri ölmüştür, fosilleşmiştir, modası geçmiştir. Onun için birçok yenilikleri yapan bir zattır Gazali. Özellikle kelam alanında mütekaddimin devrini kapatıp müteahhirin devrini başlatan zattır Gazali. Bir kelam dersi olaydı, bunu detaylandırdık burada. Bu kadarla yetinelim. Böyle bir zat kalkıyor, İhya-u Ulumiddin adı altında din ilimlerini canlandırmak. Yaşamakta olan bir şeyi canlandırılır mı? Hayır. Fosilleşmiş, ölmüş, ona yeniden can vermek için yazıyor. Bütün İslam ilimleriyle ilgili bölümler var. Özellikle ahlak tasavvuf alanındaki kısımları toplumumuz çeşitli sebeplerden dolayı itibar edip okuyorlar bol miktarda. Ama içinde müthiş bir kelam bölümü vardır. Kitab-ı Kavaid-i Akaid denilen bölüm yahut Risaletül Kutsiye, Er-Risaletül Kutsiye denilen bölüm. Onu okumazlar nedense, garip bir şeydir. Orada bu anlattığım kısım var. Kadı İbnül Hümam diye bir zat var. Hanefi müştehitlerinden Sivas kadısı. O Gazali'nin bu kitab-ı Kavaid-i Akaid'ine büyük önem vermiş. Kendisine de müracaat etmişler, tutmuş. El-Müsayere diye bir eser kaleme almış. El-Müsayere de bu Gazali'nin kitab-ı Kavaid-i Akaid'ine paralel olarak anlatım olduğu için El-Müsayere diyor. Beraber yürüme manasına geliyor El-Müsayere. Yalnız diyor ki Arapça eser baş tarafında, bazı dostlar geldiler benden, kitab-ı kavaidil akaidin zor olduğunu, kolay öğrenemediklerini, bunu kolaylaştırıp çabuk öğrenmemiz için bir risale yazmamı istediler. Ben de o dostlara işi kolaylaştırmak için bunu kaleme aldım diyor. Ama rahmetullahi aleyh Kadı İbni Hümam da, Kemal İbni Hümam sanki istenilenin zıttını yapmış. Kitab-ı Kavaidil Akaid'in Gazali'nin kaleminden çıkanın 10 katı daha zor El-Müsayere yazmış. Kendisi de bakmış ki içinden çıkılması mümkün değil. El-Müsamere diye bir de şerh yazmış üzerine. Güzel bir baskısı var. Ortada El-Müsayere, kenarında El-Müsamere. Biz bir ara 5-6 sene önce İhya'nın Kitab-ül Kavaid-ül Akaid'ini okuduk, okuttuk öğrencilere. Sonra bir baktık ki işte o şikayet edenler gibi bizimkiler de içinden çıkamaz hale geldiler. Vazgeçtik, İbni Hümam'ın, Şaban Kurt vefat etmiş galiba, öyle duymuştum. O bizim öğrencimiz, bir yayın evi sahibi,
Ona rica ettik, dedik şunu, bende güzel bir baskısı var, bundan tıpkı basım hazırla, El Müsaire, kenarında da El Müsamere var. O bastırdı, öğrenciye tavsiye ettik, bunu okuyacağız bundan sonra diye. Çünkü müellif Hanefi, Gazali biliyorsunuz Şafii Eş'aridir. İbn-i Humam Hanefi Maturidi'dir ama bir Eş'ari eserini şerh eder, hiç mahsur yok. Ama bir baktık ki o daha zor yani. El Müsaire'nin altından kalkmak da mümkün değil. Şimdi ben oradan naklediyorum size. İnsanlara anlaşılması, idrak edilmesi muhal olan bir varlığın özelliği, sıfatları ancak kendilerinde de var olan sıfatlar cinsinden bildirilmiştir. Çünkü diyor Gazali, eğer insan kendinde olan vasıfları bilirse, Allah'ın sıfatları da bu vasıflar üzerinden anlatılırsa, ancak nisbi idrak sağlanabilir. Bir de İhya'da verdiği bir örneği vermekte hiç mahsur görmüyorum. Yani bizzat Gazali'nin kullandığı bir örnek olduğu için mahsur görmüyorum. Buradaki cemaat kompozisyonu nazar itibara alarak hafif sansürle nakledeceğim hikayeyi. Diyor ki Gazali, bu şuna benzer. Doğuştan cinsel ilişki imkanı olmayan bir yaratılışla doğmuş olan kişiye bu konudaki lezzet nasıl anlatılır? Ona diyor, tadını, lezzetini bildiği bir tatlı adı söylenir. Ben öğrenciye konuyu biraz hatırladığında kalsın diye karikatürize ediyorum. Mesela sen baklava sever misin diyorsun ona. O çok lezzetli bir şeydir der. Doğru. İşte bu da onun gibi bir şeydir. Ama ondan farklıdır. Onun gibi bir şeydir ama ondan farklıdır. Bunu da diyor ki, leyse kemislihi şeyün ve huve semiul basir ayetinin esprisi olarak anlatıyoruz. Ve huve semiul basiri hal cümlesi olarak alırsanız, o hem gören hem bilen bir vasıfta olduğu halde hiçbir şey ona benzemez. Bilmek, görmek bizde olan bir özelliktir. Biz de biliyoruz. Biz de semiyiz, biz de basıyırız. O da semi, o da basıyır. Ama onunki farklı. Buna mümaselet ve müşabeheti nefyeden bir girişle Allah'a sıfat nispet eden bitiş şeklinde anlatabiliriz. O halde bakınız, bizim sahip olduğumuz özellikler cinsinden Cenab-ı Hakk'ın sıfatları bize bildirilmiştir. Şimdi bakınız, Cenab-ı Hakk'ın en önemli sıfatlarından biri kıdem sıfatıdır. Vücut, varlık. Vacibül vücut diyoruz, zorunlu varlık, mutlak varlık. Varlığı kendinden olan mutlak bir varlık. Bu noktanın ne ispatı ne imkanı mümkün değildir. Burası iman noktasıdır. İspatı da mümkün değildir, inkar da mümkün değildir. Çünkü inkar ve ispat mantıkta birbirinin zıttı ve simetriğidir. Bir şeyin ispatı onun zıddının inkarıdır. Bir şeyin inkarı zıddının ispatıdır. Eğer sıfırla yüz arasında bir bilgi skalası kurulursa, sıfır nefi noktası, inkar noktası, yüz ise cezim dediğimiz, ilmi yakın dediğimiz, ispat dediğimiz nokta. Bunun yerini ters çevirdiğimiz zaman inkar ispat olur, ispat inkar olur. Bir cümleyle örnek verip geçeyim.
Mesela iman sıfatı zati bir sıfattır. Hiç menfi siga ile kullanamazsınız. İrade sıfatı da, bakınız yavaş yavaş irade kelimesini kullanmaya başlıyoruz artık. Evet. İrade sıfatı da zati bir sıfattır. Olumsuz olarak kullanılamaz. Yani bir kişi hep irade eder. Bir kişi hep inanır. İnanmamak diye bir olay yoktur. İrade etmemek diye de bir olay yoktur. İman üzerinden yürüyelim. Bir kişi mesela Allah'ın var olduğuna inanır. Bunun zıttı da Allah'ın var olmadığına inanır. Bakınız inanmakta ikisi de eşit noktadadır. İnanır. Ama değişen nedir? İnanılan şeydir değişen. Var olduğuna inanmak, var olmadığına inanmak. Bunu Gazali irade üzerinden şöyle söylüyor. Meşiyet sıfatı, Allah'ın irade sıfatı zati sıfattır. Menfi siga ile kullan. Yani Allah dilerse, dilemezse denmez. E diyor ama maşaallahu kan ve ma lem yeşe lem yekün. Tabela bile yapmışlar. Ha diyor o galatı meşhur. Doğrusu o değil. Maşaallahu kan, Allah'ın dilediği olur ve ma şa Allahu en la yekune la yekun. Allah'ın olmamasını dilediği de olmaz. Bakınız gene diliyor. Bir şeyin ya var olmasını diliyor ya var olmamasını diliyor. Yani olumlu yani olumsuz değil. Evet. Yani zati sıfat hep dileme sıfatıdır. Yaratma da öyle. Allah hep yaratır. Ya varlığı yaratır ya var olmamayı yaratır. Yaratma. Bu büyük filozof, kelamcı, fakih, usulcü, sizin bu diğer vasıfları da bildiğinizi sanıyorum, İbn-i Rüşd'ün de görüşüdür yani. İbn-i Rüşd böyle komple bir zat biliyorsunuz. Hocam bu zatlarda meşiyet ve irade aynı manaya mı geliyor? İbn-i Rüşd'de, şeyde, Maturidi'de. Geleceğim. Tamam hocam. Yani belli bir sistematik tamam. Takip ediyorum. Tamam. Şimdi burada Allah'ın kıdem sıfatı ve ebed sıfatı. Yani Allah ezelidir, ebedidir dediğimiz zaman bakınız iki kavram kullanıyoruz. Ezel zamanla ilgili bir kavram. Ebed o da zamanla ilgili bir kavram. Ama Allah zamandan münezzehtir dedik. Zamanı olmayan bir varlık nasıl ezel ve ebed sıfatlarıyla vasf olunabilir? Muhaldir bu yani. Allah'a ezeli de denmez, ebedi de denmez. Zati sıfat olarak. Ama biz başka türlü anlamıyoruz ki. Şimdi bunun izafi bize göre olduğunu ben şöyle anlatıyorum öğrencilerime. Mesela İstanbul'un fethi miladi 1453 bize göre hangi yöndedir? Ezel yönündedir. Peki Resul-i Zişan Efendimiz'e göre hangi yöndedir? Ebed yönündedir. Bugün için beni, dün için Resulullah'ı kaldırın devreden. Mutlak anlamda İstanbul'un fethi hangi yöndedir? Fethedilmemiştir. Yoktur. Yoktur. Yani ezel olması için belli bir noktanın önce olmakta sonsuzu. Eksi sonsuz diyoruz ya ama belli bir noktanın önce olmakta sonsuzu ezel. Belli bir noktanın sonra olmaktaki sonsuzu da ebeddir. Ama o belli bir noktayı ortadan kaldırırsanız ne ebed kalır ne ebed. Bunun Kur'an-ı Kerim'deki ifadesi Hüvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batinu ayetidir. Şimdi Arap dilinde tabi bu ayete başka türlü anlamlar verenler de olacak. Biz bu açıdan olaya bakıyoruz. Bunu Abdülaziz Hoca kendi alanında çok yapıyor.
derslerini bol miktarda dinlemişsinizdir. Ama bu alanda bu ayete biz şöyle anlam veriyoruz. Hüvel evvelü vel ahiru, hüve zattır kelamda, zatı ifade eder. Zata nispet edilen evvel vasfıdır. Yani bizzat evvel, evvelin kendisi odur. Hüvel evvelü, evvel odur. Vel ahiru, vav Arapçada mutlak cem için kullanılan bir edattır. Mutlak cem. Hüvel ahiru, o ahirin de kendisidir. Vav'la mutlak olarak birleştirildiği zaman o hem evveldir hem ahirdir. Aynı zamanda çakışma halinde buna zaman açısından sıfır noktadadır. Yani zamansızlık böyle anlatılır ancak. Evvel de odur, ahir de odur. Peki muhatuf muhatufun anlayın aynısı oldu ama şimdi gayrısı olur da diye bir kaide var. Şimdi ve zahiru vel batinu zahir de batır da aynı anda odur. Bu da zahir ve batının çakışması halidir. Bu da mekansızlığı ifade eder. Şimdi bu veçi, bunu da usul açısından söylüyorum, kelam usulü açısından söylüyorum. Ayetlerden hüküm çıkarmanın kuralları vardır. Ayetlerden hüküm çıkarmaya, çıkarma tipine istidlal yönü adını veriyoruz biz. Veçhi istidlal diyoruz. Bu veçhi istidlal de bir cümleyle anlatıp konumuza doğrudan geçeceğim. Mesela bir benzetme düşününüz. Kapıdan içeriye biraz önce Servet Hoca girdi. Ben ona size anlatmak için işte Arslan geldi diyebilirim yani. İşte Arslan geldi. Buradan bir hanımefendi kardeşim kalkıp da ya neresi aslan onun? Hani yelesi nerede? Demez. Demez. Derse şayet onun aslana filan benzer tarafı yok. Çünkü aslanda bir yele olur. Dört ayak üzerine yürür filan. Bu bayağı insan. Derse sadece güler geçersiniz. Bir başkası kuyruğu da yok diyebilir. Ona da güler geçersiniz. Neden? Çünkü ben ona arslan derken hangi alakadan dolayı, hangi ilgiden dolayı arslan dediğimi, teşbih denilen bir olay var biliyorsunuz. Bir benzeyen var, bir kendisine benzetilen var, bir benzetme edatı var, bir de veçhi şebeh dediğimiz benzetme yönü var. İşte burada teşbih-i belli şöyle olur bilmem ne, oraya gitmeyeceğim istihare. En son nokta, emanet olarak ben arslanın adını aldım, bu zata verdim. Hangi yönü itibarıyla? Mert ve cesaret yönü itibarıyla. Ama beni dikkatle dinleyen hoca kalkar derse ki, hocam o aslan filan değil, fare bile değil o, hop desen tabanları kaldırır kaçar derse, bu geçerli bir itiraz olur. Çünkü neye itiraz etmiş olur? Veçhi şebehe itiraz etmiş olur. İşte ayetlerden, hadislerden de delilleri kullanmanın bir yönü vardır. Biz buna veçhi istidlal diyoruz. İtiraz sonuca değil veçhi istidlale yapılırsa mantıklı olur. Elde edilen sonuca yapılırsa kuyruğu yok demeye benzer. Bu istidlali de ben kelamda yapılan istidlal veçhi olarak söyledim size. Hüvel evvelü vel ahiru. Başka yönüyle de istidlal yapılabilir. Şimdi geçiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in bir de özelliği var. Abdülaziz hocamız bir ayetten bahsetti. Ondan sonra bir başka ayetten bahsetti. Dedik ki 23 yıllık partiler halinde hayatın akışı içinde toplumun durumuna göre, insanların kültürlerine göre, meydana çıkan hadiselere göre sebeb-i nüzul dediğimiz ayetlerin iniş sebeplerine göre ayetler geliyor ve 23 yılda tamamlanan bir kompozisyon meydana çıkıyor. Ve bu kompozisyonun temel özelliklerinden biri edebi bir metin olmasıdır.
yani edebi bir metin olmakla zaten tehaddi ediyor, meydan okuyor. Edebi metnin özelliği ne? Mecazlar var, kinayeler var. Edebiyatın her tür sanatı görülüyor oraya. Tabii edebi metnin doruğundaki bir metin de şiirdir yani, biliyorsunuz. O dönemde de şiir en geçerli metalardan biriydi. Kur'an-ı Kerim'in yine İmam Cüveyni ağzıyla konuşuyorum, dikkat edin. Onun için ben kaynağını da söylüyorum ki merak eden gitsin okusun, Kitab-ı İrşad'a baksın. Edebi bir metin olduğunun en önemli belgelerinden biri Kur'an-ı Kerim'in, müşriklerin Kur'an-ı Kerim'i tavsifleridir. Ne diyor? Bu bir şiirdir diyorlar. Şairdir diyorlar filan. E şimdi yani aklı başında deha derisinde olan bir adama önüne kocaman bir pilav tepsisi koysalar, biz kutuplarda böyle tepsi halinde pilav da gördük hep beraber. O geliyor aklıma şimdi. Koca bir pilav gelse, mesela Servet Hoca bana eğilip de hocam şahane bir baklava geldi der mi demez mi? Pilava baklava denir mi yani? Demez. Ama ortaya baklava gibi bir baktığın zaman baklava görünümünü veren bir şey gelse baklava geldi der. Dahi Araplar şiirde zirveye ulaşmış olan bir adam önünde şiire benzer bir şey görmese bu şiir der mi? Demez tabii. Demez. Ama Cenab-ı Hak diyor ki وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ diyor. Onun da veçhi istidlali bu şiirdir demiyor. Biz ona şiir öğretmedik diyor. Biz ona şiir öğretmedik diyor. وَمَا يَنْبَغِي لَهُ şiir ona yaraşmaz değil. Kendisinin olmadığı, yani madem ki öğretmedik o halde başka birinin şiirini nakledecek, ben söylüyorum diye yahut başka biri söylüyor diye, böyle sahtekarlık da ona yaraşmaz demek. Şiir değil demiyor bakınız. Ama şiire benzediğinde büyük isabet var. Tavsif de böyle. Şimdi böyle bir metinde mecazları, kinayeleri, edebi kullanımları nazara itibara almak gerekiyor. Bu bir. İkincisi de Mekke'de 610 yılında başlayan tenzilden 632 yılında tamamlanan tenzile kadar gelen bütün ayetleri bir bütün halinde, bazen zamana göre, bazen muhatap kitleye göre, bazen olaylara göre aynı konu farklı açılardan anlatılabiliyor. Farklı ifadelerle anlatılabiliyor. Mümkünse kronolojik olarak okumak, sonuca varmakta büyük ölçüde yardımcı oluyor ki bu da sebebi nüzullerin nazar itibarı alınmasıyla gerçekleşiyor. Bir de Kur'an-ı Kerim'in o konuda ana fikrini ortaya koyan anlama tarzı, yine usulü din kavramı olarak delili mecmu kavramıyla gerçekleşiyor. Delili mecmu da bir konudaki ayetlerin tamamına baktığınız zaman tek tek bakmaktan farklı bir kavram çıkabiliyor ortaya. Bir konudaki ayetlerin tamamına baktığınız zaman tek tek bakmaktan farklı bir sonuç elde edilebiliyor. İşte bu metotları kullanmak suretiyle baktığımız takdirde karşımıza kader ve irade ile ilgili ayetlerde diğer alanlarda olduğu gibi şöyle bir manzara çıkıyor. Bir bakıyoruz ki o ayetleri teker teker okuduğumuz zaman insanın hiçbir hareket kabiliyeti yoktur. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Burada meşiyetle irade aynı anlamda. Bakınız, وَمَا تَشَاءُونَ
İlla en yaşa Allah. Şa kelimesi hem insan için kullanılmış hem de Allah için kullanılmıştır. Yani meşiyet Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Bu anlamda onlarca ayet var. Onlarca ayet var. Yandan, sağdan, soldan baktığınız zaman buna biz kelam dilinde cebir diyoruz. Yani cebri mutlak, insanın hiçbir hareket kabiliyeti yoktur. Allah ne derse o olur. Senin dilemeni de, hareketini de, yapmanı da yaratan Allah'tır. Bir de bakıyorsunuz 30-35 civarında hemen hemen yaklaşık sayıda bütün yaptıklarımızı bize nispet eden ayetler var. O ayetlere baktığımız zaman da biz faili muhtarız. Bütün mesuliyeti, fiil yapımını bize yükleyen ayetlerin bu vasfına da tefviz deniyor. Tefvizi mutlak. Mutlak tefviz, insanın kendi fiilini kendi yaratması, insanın kendi kaderini kendi çizmesi anlamında. Bu iki uç, tefviz mutlak, cebri mutlak, iki uç. Bunu, iki ucu temsil eden kişiler var, gruplar var. Her grup kendi görüşünü, her grup kendi görüşünü ispat için Kur'an-ı Kerim'den yeterince belge elde edebiliyor. Çünkü tek tek okuduğunuz takdirde cebri mutlakı destekleyen ayetler de var. Tek tek okuduğunuz takdirde tefvizi mutlakı destekleyen ayetler de var. O zaman ne yapıyorlar? Cebir fikrini savunan kişiler destek olarak cebri destekleyen ayetleri alıyorlar, tefvizi destekleyen ayetleri tevile tabi ediyorlar. Yani bundan maksat şudur. İmam Maturidi'nin Tevilatül Kur'an isimli tamamı neşredildi. Tahkik edilerek neşredildi elhamdülillah. Benim bu çalışmayı yaptığım zaman sadece el yazması nüsha elimizdeydi. Şemsi Efendi Kütüphanesi'ndeki nüsha, bir fotokopisi bende var. Ama sonra tahkik edildi çıktı. Hemen bakıp bulabilirsiniz. Yani konusuna bakarak bulabilirsiniz yeni baskılarından. Tevilatın başında tevil kelimesini bizim fiilimiz olarak söylüyor İmam Maturidi. Tefsiri bizim yapamayacağımızı, tefsir yetkisinin sadece Allah'a ait olduğunu söylüyor. Onun için kendisi Tevilatü Ehl-i Sünne denilen yahut Tevilatül Kur'an denilen eseri yazmış. Bizim Kur'an ayetleri üzerinde yapabileceğimiz tek şey tevilden ibarettir. Tevil de E ve L harflerinden türetilmiş bir kelime. Aslına rücu manasına geliyor. Aslına rücuda da bal gibi içtihat var. Çünkü aslının ne olduğunun tercihi söz konusu. Tercih de içtihattır. Şimdi cebirle ilgili ayetlerin aksine delalet eden ayetleri cebirciler tevil ediyorlar. Tefvizciler de aynı işi yapıyorlar. Bu sefer doğrudan istidlal için tefvizi destekleyen ayetleri alıyorlar. Aksine delalet eden ayetleri de tevil ediyorlar. Yani her iki zıt grup da kendisine Kur'an-ı Kerim'den destek bulabiliyor. Bu bütün içtihat aleminde, içtihat kavramı içine giren olaylarda geçerli olan bir kavramdır. Düşünce sahibi İçtihat edilebilen alanlarda, farklı görüş ileriye sürülebilen alanlarda, biz ona muhtelefün fiha, fark üzerinde
farklı görüş taşınabilen alanlar diyoruz. O alanlarda geçerli olan bir durumdur. Kişi içtihat olarak tercihini yapıyor. O tercih istikametinde delil topluyor. Aksine görünen delilleri tevil ediyorlar. Şimdi kişiye sorumluluğun, iradi fiilindeki sorumluluğun verilebilmesi için o kişinin o fiili yapma sırasında seçim hürriyetine sahip olması lazım. Yani irade demek, burada irade demek en az iki şıktan birinin tercihi demektir. İrade sıfatı Cenab-ı Hakk'a nispet edildiği takdirde, bakınız, irade sıfatı Cenab-ı Hakk'a nispet edildiği takdirde o sıfatın la vasıtate beynel cebri vel ihtiyar diye tanımlanan cebir ve ihtiyarın orta noktası yoktur. Yani bir şeyde ya cebir vardır ya ihtiyar vardır. İnsanın iradesiyle Allah'ın iradesini birbirinden ayırt etmek için irade kelimesini bundan sonra Allah'a nispet ederek kullanacağız. İnsana nispet ettiğimiz iradeyi de ihtiyar diyeceğiz. İhtiyar. İkisi de irade demek. Ama Allah için irade, kul için ihtiyar kelimesini kullanacağız. Şimdi o zaman şae kelimesi geçtiği zaman Kur'an-ı Kerim'de, eğer fail Allah'sa irade diyoruz ona. Eğer fail insansa ihtiyar diyoruz. Kudret sıfatında da böyle bir ayrım var. Sadece kullanım ayrımı var. Bu kullanım ayrımı nereden çıkıyor? İstilah dediğimiz bir kavram. Bir alanın ilim adamları o kelimenin lügatta kullanıldığı anlamdan farklı olarak, bazen doğrudan doğruya ilgili, bazen de biraz uzaklaştırılmış olarak o ilim içinde özel kullanım anlamını kastediyoruz. Biz buna ıslah diyoruz ki bu ıslah kavramı üzerinde tartışmanın hiçbir anlamı yoktur. Gazali de diyor ki zaten ıslahlar konusunda siz mahiyetini kavradıktan sonra bu bir tesmiyedir. Fıkıhçıların çok büyük önem verdikleri tesmiye kelamcılar açısından çok önem taşımaz. Hem de hiç önem taşımaz. Mahiyetini kavradıktan sonra hangi isimle kullanırsanız kullanın o fark etmez der. Mustasfa'nın başından sonuna kadar okuyun. İki de bir bu cümleyi tekrarlar. Mahi bir şeyin aslı mahiyeti önemlidir. Ona verilen isim önemli değildir. Ama hukukta, furu'u fıkıhta bu gerçekten önem taşıyan bir kavram. Kelam kitaplarında, usul kitaplarında tesmiye, isim, müsemma gibi kavramlar bir hayli yer işgal eden önemli bir bölüm teşkil eder, tesmiye meselesi. Ama burada ıstılah olarak irade kelimesini Allah'a nispet edeceğiz. İhtiyar kelimesini kula nispet edeceğiz. Kudret açısından kudret kelimesini Allah'a nispet edeceğiz sıfat olarak, kulun kudretine de istitaat diyeceğiz. İstitaat dediğimiz zaman kulun kudreti, kudret dediğimiz zaman Allah'ın kudreti kastedilecek. Gazali'nin deminki tarifini hiç unutmayın. Allah'taki sıfatların tamamı bizde de var. Allah'ın fıtratı bizim fıtratımızdır aynı zamanda. Gelirken Said Bey'e bu ayeti okudum ben. Diyor ki niye kemer takmaya alıştıramadık insanları? İsyan var, uymuyor bir... kaide altına girmek istemiyor insan. Şimdi hem de Abdülaziz Hoca da duymasın dedim. Yani bir tuhaf olmasın diye duyuyor şimdi. Dinleyenlerin hepsi de duyuyor. Gerçekten Cenab-ı Hak faalün lima yürüt değil midir yani? Biz de işte canımızın istediğini yapan bir vasıftayız.
Allah'ın sıfatıyla bizim sıfatımızın sıfat olarak aynı da benzemiyor yalnız. Bir kural altına biz bizi zaten, kimse sokuyoruz. Zaten ondan dolayı sübuti deniyor değil mi hocam? Evet, yani? Yani çünkü zati değil. Bizde de var, Allah'ta da var ama bizdeki var. Sınırlı, Cenab-ı Hak'taki sınırsız oluyor. Şimdi hocam, tam burada bir şey sorabilir miyim? Biraz havayı az yumuşatayım. Ha, çünkü çok, sırasında... çok ilmi, çok ilmi oldu da hocam. Evet. Biz böyle bu kadar ilmi şeye alışkın değiliz. Şimdi şurada bu İmam Maturidi'nin şeyi biliyorsunuz. Az önce bahsettiğiniz evet, Tevilatul Kur'an. Evet. Şafiili kul için olursa ihtiyar, Allah için olursa irade dediniz. Şurada şöyle bir şey söylüyor. Bu ben şahsen yani İmam Maturidi'nin bu kitabını bulmakla son derece mutlu oldum, size daha önce ifade etmiştim. Mesela şu anda elimde şey var. Diyanet Vakfı'nın meali var. İbrahim Suresi'nin 4. ayetinde şöyle diyor burada. Çünkü bunlar vatandaşı en çok, az önce siz de söylediniz, herkes Kur'an'dan çıkarmaya çalışıyor. Allah onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğinde doğru yola iletir. İşte dileme diye tercüme etti bak. Tabii şaye dileme dedi. Evet. Evet. Burada da siz aynı manayı verdiniz. Evet, Allah'la ilgili evet, olduğu evet. zaman. Fakat İmam Maturidi burada şöyle mana veriyor. Yani tam çok farklı bundan. Şimdi bizim bölgede yaşayanlar, hatta bu meali yapanlar da kendilerini Maturidi kabul ederler biliyorsunuz. Şimdi diyor ki burada لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَى وَيَهْدِي مَنْ يَشَى اَيْ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ اَثَرَ sebebe dalali. Allah diyor, kim sapıtma sebebini tercih ederse onu saptırır diyor. O zaman yudillu kelimesi, yani yeşa athere. Athere sebebe evet. dalali. Ondan sonra da diyor ki burada, bu yani İmam Maturidi'nin kendi tefsiri malumunuz. Ondan sonra diyor ki ve yehdi men athere sebebe men athere sebebellezi bihi yehtedi. Allah-u Teala da hidayete gelmesini gerektiren sebebi tercih edeni hidayete erdirir diyor. Evet. Şimdi arada çok büyük bir fark var. Mesela buraya baktığımız zaman ayet gerçekten tam yerine oturuyor İmam Maturidi'ye baktığımız zaman. Yani mana şöyle oluyor. Onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Bundan sonra Allah sapıklığı tercih edeni saptırır, hidayeti tercih edeni de yola getirir. Tamam, ayet arasında ayet son derece güzel ve anlaşılır. Fakat bu kendisini Maturidi'ye, İmam Maturidi'ye nispet eden ulemanın bu ayete verdiği mana diyor ki Allah dilediğini şimdi onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Güzel. Artık Allah dilediğini saptırır. Şimdi insanın zihni karışıyor. Allah dilediğini saptırıyorsa niye peygamber gönderiyor? Sonra bu peygamber o dille niye konuşuyor ki? Ne faydası var? Ve çok anlamsız bir evet. şey olur. Bu anlamsız bir sözün, bu söz nasıl Allah'ın sözü olabilir diyor. Ama İmam Maturidi'ye baktığımız zaman tüm taşlar yerine oturuyor. İşte, izin verirseniz onu da ben onu söyleyeyim. Arapların da meşhur bir sözü var. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْنَا وَاَنْزِرْنَا نُخَبِّرْكَ الْيَقِينَا diyor. Dinleyenler Arapça, anlamaz. Arapça bilmiyorlar evet. Fela te'acel aleyna bizim üzerimize acele edip durma. Baskı yap. Ve ansırna habbir kel yakina bizi bekle biraz yakında açıklayacağız. Şimdi o hoca da acele etti. Biraz tam havayı biraz yumuşata şey yapıyor. İrade konusuna. Millet uyansın diyor hocam. Evet. Bu kadar ilmi şeye alışkın yani değiliz. Yani ben hocam milleti uyutacak gibi hocam siz tam akademik konuşuyorsunuz. Bizim arkadaşlarımız alışkın değil ona. Efendim iradeye geldik. Tam iradeye geldik. Hı-hı. Dikkat ederseniz bunun mebadiğini de biraz önce söyledim ben. Mukaddimelerini demek mebadiği.
İrade kelimesi kelime olarak en az iki şıktan birini tercih etmek demektir. İrade tercih demektir. En az iki şıktan birini tercihtir. Şimdi tercihin olmaması haline cebir denir. Buna taayyün etmek de denir. Yerine göre bu kelimeler hep aynı manada kullanılır. Ama kelimenin kullanılışı bakış açısını bize gösterir. Hangi kelimeyle ifade ettiğini gösterir. Şimdi irade ister meşiyet olsun. Mesela burada men şa'e ifadesi Arap dilinde bir isim mevsul sıla cümlesi denir buna. Sıla cümlesinde bir ait zamiri bulunur. Geriye doğru bir zamir. Yani vulgarize ederek nasıl anlatayım hocam? Biz zaten size konuşurken gayet güzel anlaşıyoruz. Şimdi burayı anlatırken nasıl anlatacağım? Zamirin gösterdiği şey diyor. Ha. Şimdi bu kelime men şa ehu kim dilerse kimi dilerse diye iki şekilde tercüme edilebilir. Yani Allah dalaleti dileyeni dalalete sevk eder. Hidayeti dileyeni hidayete sevk eder diye de tercüme edilir. Allah kimi isterse onu hidayete sevk eder. Yani biraz argo öğretim için mahsulü değildir yani. Edebe mugayir olmakla birlikte talim terbiye için kullanılabilir edepsiz argo ifade. Allah canın istediğini saptırır, canın istediğini doğru yola götürür anlamına da gelebilir. İşte öyle tercüme etmiş. Diyanet'in tercümesi mi? Evet. Ha, Diyanet. Yok, genel hep öyle yapıyorlar hocam. Canım, ama biz öyle yapmıyoruz. Ama bizim de bir halimiz var. Biz öyle yapmıyoruz mesela. Allah hidayeti dileyeni açarak tercüme ediyoruz. Allah kim hidayeti dilerse onu hidayete sevk eder. Allah kim dalaleti dilerse, dilerse demek tercih ederse demektir. İmam Maturidi'nin athera kelimesi tercih etmek demektir. Tercih bakınız iki şıktan birini üstün tutmak anlamına geliyor. O iki şık yani bazen 10 tane şık olabilir ama minimum iki şık fiilde bir şeyi yapmak veya yapmamak şıklarıdır. Minimum iki şık vardır. Bir şeyi yapmak veya yapmamak. Yapmayı tercih de edebilirsiniz, yapmamayı da tercih edebilirsiniz. Bakın hep tercih edersiniz. Hani hep şa'e fiili, hep erade fiili, zati sıfatların hepsi hep müsbet sigayla kullanılır. Şimdi irade fiili, bir de irade fiilini kısaca anlatalım. İrade hocam bu fiili. Böyle dediğinizde şeye ne mana veriliyor? Yani kaçırmamak. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Oradaki لَوْ شَاءَ müsbet değil, menfi gözüküyor. لَوْ شَاءَ Allah لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Mesela لَهَدَاهُمْ اَجْمَعِينَ Allah dileseydi. O lev var ya, lev olmadığı için olmadığını gösteriyor. Şu olmadığı için öbürü işte de olmadı. İşte o bir, yok, o tek yönü. Bir veşi alıyorsunuz. Burada dübedüz lügat düz manasını alın. Levşe Allah, Allah dileseydi leheda. Tamam o zaman dilemedi ki herkesi hidayete erdirmedi. Yok o istidlal. Düz ibareye bakacaksınız. Bak Allah dileseydi herkes yola gelirdi. Tamam. Demek ki dilemedi herkesin, dediğiniz herkesin zaman, yola gelmediğini insanlar biliyor. Tamam. İşte o mefhumdur. Oradan çıkandır. O da iştihattır. Bu ibarenin delaleti değildir yani usul açısından. Zahir böyledir. Şimdi ben bir de irade fiilinin özelliğini anlatıp çok kısa sürede anlatacağım konuyu size. Tamam. Çünkü bu girişe ihtiyaç vardı. Zaman kavramını anlattık. Zaman Allah için söz konusu bir konu değil. Diyorlar. Bizim için söz sonu, evet. Konusu. Bizim de işte eski adamlar dahil, bugünkü fizikçiler dahil bu irade hürriyetinin
baş kısmında önemli bir kısım zaman kavramını anlatan bir kısımdır. Çünkü düğüm zaman kavramında düğümleniyor. Allah'ın sıfatlarıyla ilgili bir şey daha söyleyelim. Allah'ın sıfatları kelam açısından öyle 99 tane filan değil. O halk arasında yaygın, bazı metinlere de intikal etmiş bir rakam. Ben iki tane öğrencime bu konuda tez yaptırdım, doktora tezi. Biri şu anda profesör, Isparta'da sosyal bilimlerin müdürü. Allah'a kelam açısından, Allah'a nispet edilen her mana sıfat adını alır. Allah'a nispet, Allah'ın zatına nispet edilen her mana Allah'ın sıfatıdır. Bu sıfatlar eğer Arap dilindeki sıfat vezninde iseler Allah'ın ismi adını alırlar. Allah Arap dilindeki sıfat vezninin dışında ise, yani fiil olabilir, isim olur, izafet olabilir ilahiri, ona da sıfat adı verilir. Yani semi kelimesi mesela isim midir, sıfat mıdır? Önce sıfattır bir defa, çünkü bir mana izafe edilmiştir Allah'a. Ama siga itibariyle sıfat olduğu için Allah'ın ismidir. Ama mesela ve kada rabbuke, Rabbin kada etti, hükmetti, ne derseniz deyin, bu fiil Allah'ın sıfatıdır. Fiil veznindedir çünkü, fiil. İlahiri. Allah'ın mesela yedullahi fevka edeyim. Allah'ın eli, onların eli üzerindedir. İster elde, ister deme, ne dersen de yed kelimesi Allah'a nispet edilmiş mi? Muzaf muzafun leh şeklinde nispet edilmiş. Sıfat vezninde olmadığı için Allah'ın sıfatıdır yed. Bunu iyi öğrenin yalnız. Mutezile Allah'ın sıfatlarını inkar eder dedikleri zaman bir cümleyle bizim anladığımız sıfatları filan inkar ettiği yok Mutezile'nin. Bizim sıfat dediğimiz isimlerden Kur'an'da zikri geçmeyen çıkarılan mastarları onlar inkar ediyorlar. Böyle bir nispet yok Kur'an'da diyorlar. Tamamen teknik bir konu. Şimdi Allah'a nispet edilen isimler ve sıfatlar o gencin yaptığı doktora tezine göre 1000 küsur mana nispet ediyor Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'a. 1000 küsur mana zikrediliyor. Bunların detayları o bahiste gelecek. Şimdi bu sıfatlar Allah'ın zatından ne ayrı olarak düşünülür ne de gayrı olarak düşünülür. Bu cebir ve tefviz dediğimiz iki ucun orta yolunu bulduğu söylenilen, yani cebri mutavassıt, orta cebir, tefvizi mutavassıt, orta tefviz, bugünkü felsefe diliyle eklektik denilen orta yol, biraz ondan biraz bundan almışlar. Cebir istikametine meyleden ama tam cebre gelmeyen Eş'ari, cebri mutavassıt deniyor. Tefviz istikametine meyleden ama tam tefviz olmayan Hanefi Maturidi, tefvizi mutavassıt deniyor. Şimdi bu tefvizi mutavassıttaki çok ince farkı kavramayan kişiler, gene bunlar eski alimler, hiç merak etmeyin. Onlar Ebu Hanife başta olmak üzere Maturidi'yi doğrudan doğruya Mutezili olmakla suçlamışlar. Evet, bir bakışta Mutezile'nin fikri gibi gelir İmam Maturidi'nin fikri. Bir bakışta. Son cümleyi alabilir miyim? Efendim? Son cümleyi alabilir miyim? İmam Maturidi'yi kim suçluyor? Selef. Yani o Ebu Hanife suçlamıyor. Ebu Hanife de dahil. Ebu Hanife'nin kendisini de suçluyorlar. Mutezili diye suçluyorlar. Halbuki Ebu Hanife'nin Mutezili diye suçlayanlar Mutezililer tarafından dövülerek öldürüldüğünü hiç nazar itibara almıyorlar yani.
Efendim. Abbasiler Mutezili değil miydi? Emeviler zamanında Ebu Hanife de Abbasiler tarafında muhalefette değil miydi? Muhalefette olmak bir manada Mutezili olmak demek değil miydi? Buna rağmen Mutezililikle suçluyorlar tefviz görüşünden dolayı. Eş'ari ise Mutezililikten gelmekle birlikte özellikle kulun fiilleri konusunda cebre yakın kesb görüşünü müdafaa ettiği için cebri mutavassıt olarak vasıflandırılıyor. Buraya bu zaman kavramıyla geri vereceğiz biraz sonra. Hocam zaman kavramıyla ilgili kısa bir soru sorabilir miyim? Çünkü siz zaman Cenab-ı Hakk'ın zamandan münezzeh olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Ya, Cenab-ı Hakk'ın sizin kanaatiniz yani. Benim kanaatim değil. Bütün akaid kitaplarına bakın. Allah zamandan, mekandan münezzehtir. Yok, yani siz bunu kabul ediyorsunuz. Gayet tabii. Tamam, ben de kabul çünkü etmiyorum. Çünkü zaman ve mekan hadistir. Zaman ve mekan hadistir. Allah hadisin mahalli olamaz. Tamam. Yani bu şimdi ben şu İmam Maturidi'nin şeyine göre bir soru sormak istiyorum size hocam. Yani bu zamanla bağlantılı olarak ve İmam Maturidi'nin döndüğümüzde tefsiri var. Şimdi zaman diye bir şey yoksa biz bütün amellerimizi ezelden yapmış mı sayılıyoruz? İşte fela ta'cel aleyna'yı niye unutuyorsun hocam? Bir soru. O sorunun cevabı. Soru, problem olan o. Ben onu cevaplandırabilmek için bunu anlatıyorum. Peki, o zaman oraya ikinci soru öyleyse. İkinci soru. Şimdi diyor ki burada yudillullahu men âthera sebebat dalali. Allah dalalet sebebini tercih edeni saptırır. Bu ayet indiği zaman o sapıtmış kişi dalalet sebebini tercih etmiş mi sayılıyor? Madem zaman diye bir şey yok. Yani hareket yapılmadan önce hareket yapılmış mı kabul ediliyor? Zaman hareketler arasındaki sıralamayı ifade etmek için kullandığımız bir kavram olarak biliniyor. Yani bu ayet inmiş. Irak evet. Diliyle cevap mako. Önce dinleyeceksiniz. Az önce söylediniz de bu ortada ama bir... oraya gelecek işte. Peki, tamam. Oraya evet, gelecek evet. Çünkü problem bu sorular. Tamam. Problem bu sorular. Şimdi irade fiili bugünkü psikoloji de dahil olmak üzere 4 kademeden oluşuyor. İrade dediğimiz olay. Bu irade konusuyla hukuk uğraşıyor. Psikoloji uğraşıyor. Felsefe uğraşıyor. Kelam uğraşıyor. İrade konusuyla. Metafiziğin birçok versiyonu var. Her filozof farklı anlam yüklemiş. Zaman konusunda da çünkü irade ile doğrudan ilgili zaman konusunda da mesela Fransız filozofu Bergson var. Henri Bergson zamanı düre psikolojik diyor. Psikolojik süre. Beyinde bir nöron hareketi meydana geldiği zaman bir düşünce hareketi olmuştur ve zaman geçmiştir diyor. Bir zaman geçmiştir. İmam Eş'ari zaman kavramını yine psikolojik bir yaklaşımla anlatıyor. Bizim mesela hürriyetinden kısıtlanmış buradan bir gün boyunca çıkmayacaksın, pencereden bile bakmayacaksın denen bir insanın hiç böyle bir kısıtlaması olmayan birinin yanına oturtulduğunu düşünün. O serbest olanın geçirdiği bir gün ile kısıtlı olanın geçirdiği bir gün arasında duygusal olarak dağlar kadar fark vardır. İşte benim dersim Abdülaziz Hoca teyit etti bunu. Bir saatlik bir konuşma yıl gibi gelebilir. Çok sıkıcı bir ders. Başlar millet uyumaya.
Ama bu konudan çok hoşlanan biri için dur bakalım daha yeni başladı, ne çabuk bitti diyebilirsiniz. Algı meselesidir. Doğru. O zaman bu bir psikolojik süredir. Fizikçiler Big Bang ile zaman dediğimiz fizik zamanın oluştuğunu anlatıyorlar ki bizim fakültede her ay bir çalıştay yapılıyor, beyin fırtınası yapılıyor. Bu beyin fırtınalarından iki tanesini bu konuya ayırdık. Bir Big Bang ve CERN deneyleri, bu fizik zaman nasıl oluştu, kainatın yaratılışında bunun fonksiyonu nedir? Biri de geçtiğimiz pazartesi günü Korkut Tuna tarafından Ol Dedi Oluver diye bir kitabı var onun. İşte Kâf'la Nun'un birbirine çarpışması filan tasavvufi bir takım açıklamalar var. Ama Big Bang konusunda fizikçidir bu Korkut Tuna. Geçtiğimiz pazar günü, perşembe günü akşam bir televizyon programı yaptık zaman konusunda, o zatla. Zaman konusunda. Arşivlere ulaşabilirseniz Diyanet TV'de de bendeniz dört arkadaşla birlikte zaman konusunu hem İslam inançları açısından hem fizik hem de psikoloji açısından 2 saat süren bir program yaptık ve o program çok beğenilmiş. 3 defa 4 defa tekrarladılar. Yine de tekrarlayabilir. Arşivlerinde vardır. Yeni olduğu program. Biri Taşkın Tuna. Biri Taşkın Tuna, onunla geçtiğimiz perşembe günü yaptık programı. O pazartesi günü de bizim fakültede tek başına bu konuyu anlattı. Big Bang ve zaman kavramı. Hocam müsaade ederseniz, şimdi Amerikalıların kullandığı bir terim var, çok hoşuma gidiyor. Asansör mesajı diyorlar. Sizin bu şeyi, zaman konusunu çok iyi bildiğiniz ifadelerinizden de gayet net bir şekilde anlaşılıyor. Bu kadar programlar da yapmışsınız. Bize bir asansör mesajı, asansörü alttan yukarıya çıkana kadar bir cümleyle bize ifade edebilir misiniz? Evet. Şimdi şurada diyor ki, dalaleti tercih edeni dalalette bırakırım. Bu insan eskiden mi tercih etmişti, henüz tercihi yok mu? Dolayısıyla onun dışında ne dersin? Cevap makul. Bu konuşma o zaman, bitecek. O zaman demek ki bu işin bir asansör mesajı henüz oluşmamış. Evet. Efendim bu zamanın algılama biçimi, bu Alman filozofu Kant, evet. O da diyor ki zaman kavramı zihnimizin iç formudur, mekan kavramı da zihnimizin dış formudur diyor. Yani biz dış dünyayı algılarken zaman ve mekan perspektifinden algılıyoruz. Bizim algılamamızın formları bu, kategorileri Kant'a göre. Özetle şunu söyleyelim. Zaman kavramı bizim için geçerli olan bir kavramdır. Bizdedir. Ve zaman yaratılmıştır. Onun için dedim ki hadistir. Biraz önce söyledim ben bunu, cevabını verdim kim soruyorsa. Zaman hadistir. Allah'a zaman nispet etmek muhaldir. Çünkü mahalli hadis de hadistir. Allah ise kadim bir varlıktır. Şimdi Gazali'nin... Kadim zamanla ilgili bir kelime değil mi hocam? İzin verin hocam, bitireyim şunu. Gazali biliyorsunuz hem Tehafütül Felasife'de hem El İktisat Fil İtikat'ta hem El Munkizu Minet Dalal'de filozofları 3 noktada tekfir eder. Bunlardan biri filozofların alemin kıdemine kail olduğu iddiasıdır. Alemin kıdemine kail olduğu iddiasıdır. Ama işte ahiret ruhani midir, cismani midir? İlahi, bu ikisi, diğer ikisi önemli değil. Bir, bu alemin kıdemine. Ama sonra et tefrika beynel faysalut tefrika beyne ehlel islami ve zendaka isimli kitabını
Mustasfa'dan bir önce yazdığı kitaptır bu. Orada tamamen bu tekfir ettiği kriterlerden vazgeçiyor. Artık o yeni kriterlere göre bu alemin kıdemini iddia ettiği filozofların tekfir kriteri ortadan kalkmış oluyor. Bundan sonraki Gazali'nin yaptığı en önemli devrim diyeyim, İslam düşüncesindeki devrim, o zamana kadar kıdem sıfatını anlatırlarken ma la iptidae leh diye tarif ediyorlardı. Ma la iptidae lehu, başlangıcı olmayan diye kıdemi tarif ediyorlardı. Halbuki Cenab-ı Hakk'ı zamandan tenzih edince, iptida zamani olmaktan çıkıyor, kadimin tarifini değiştiriyor. Ve diyor ki, مَا لَا يَتَعَلَّكُ وُجُودُهُ عَلَى غَيْرِهِ, varlığı bir başka varlığa bağlı olmayana kadim denir. مَا يَتَعَلَّكُ وُجُودُهُ بِغَيْرِهِ, varlığı başka varlığa bağlı olan şey hadistir. İşte şimdi zaman kavramı ortadan çıkınca kıdem, varlığın illet ve malulü şeklindeki bağlantıya bağlanmış oluyor. Cenab-ı Hakk'ın varlığı, dikkat edin, bizatihi lizatihi kıyam diyoruz. Kendinden olan var. Yani başka bir varlığa bağlı olarak değil. Zaman kavramı yok burada, bakınız. Varlığı kendi varlığına bağlı olan. Ama alem Allah'ın varlığına bağlı olarak var olan. O halde alemin hudusu zamani bir hudus değil, illetin malule takaddümü cinsinden bir mantıkı kıdem. İbn-i Rüşd, çok meşhur bir eseri var onun. O eserde diyor ki, kelamcılar zamanın hudusunu ispatla boşuna meşgul oldular. Doğru söylemiş. Ve zamanın, zaman kavramını anlamadı kelamcılar diyor. Zaman kavramını anlamadılar diyor. İşte bu, şimdi bakınız, biz dikkat ederseniz sadece kelamcılar değil, fakih de hala hep zaman kavramlarıyla konuşuyor. Önce demek, sonra demek, şimdi demek, gelecek demek, hep zamanın parçalarıdır bunlar. Tamam mı? Allah da diyor ki senefrugu lekum eyyühethekalan. Senefrugu, size de zaman ayıracağız ey insan ve cin topluluğu. Bu Allah'ın sözü. Biz esas Allah'ın sözünü anlamaya çalışıyoruz. Tamam, işte biz de bunu söyledik. İnna erselnâ nuhan ayetinde anlattık. İnsanlar istedikleri şekilde düşünebilirler. Şimdi milletin burada yanlış anlamayacağına, çünkü konuyu detaylarıyla derinlemesine bilmeyenin yanlış anlamaması adeta mucize gibidir. Buna rağmen söyleyeceğim ben. Tamam. Buna rağmen söyleyeceğim. Siz de bazı şeyleri buna rağmen söylüyorsunuz. Tamam. Gazali'nin Maturidi'nin formülüyle bir cümleyle bitireceğim aslında. Tamam. Sorularınıza cevap vermek için. Kur'an-ı Kerim'in sin, sevfe yahut mazi sigası, hal sigası ile ifadeleri Allah'ın kelamı değildir. Allah'ın kelamına delalet eden ibarelerdir. Şimdi bu ikisi arasındaki farkı anladığınız zaman mesele bitmiş olur. Neye okuduk biz İmam Cüveyni'den, Maturidi'den, innel kelame lefil fuadi ve innemâ cu'ile lisanu alel fuadi delila. Şimdi kendi lisanlarıyla diyor Cenab-ı Hak, her kavme gönderdik. Kendi lisanları Allah'ın kelamı mıdır? Allah'ın lisanı mıdır? Allah'ın lisanı Arapça mıdır mesela? Biz Arapça ile gönderdik diyor. Hayır, Allah'ın lisanı Arapça değildir. Arapların dilidir Arapça. O zaman Arapça Arapların dilidir.
Zaman sigası da vardır, mekan sigası da vardır. Ama Allah'ın kelamında zaman da yoktur, mekan da yoktur, ses de yoktur. Ne diyor Süleyman Çelebi? Bir hurufu, lafzu salt diyor. Hocam bunlar hep insanların tanımlamaları. Cenab-ı Hak nasıl tanımlıyor? Yani bu insanları biliyoruz ki bazıları kendi Kur'an'ı kendine uydurmak için yapmadığını bırakmıyor. Tamam işte. Ama senef ruhu diyen bu Allah-u Teala. Allah böyle mi dedi? Öyle demiş başka bunun başka Allah'ın nasıl? Allah'ın bu dediğine delal sizin diyor için, bakınız çünkü. Tamam ama bak ilerisinde size de zaman ayıracağız diyor. Biz de insanız. Sevgili hocam. Biz de anladığımızda hareket edeceğiz. Senef ruhu dediği zaman Allah ezeli bir kitap değil mi bu? Hocam, yani bu Nuh Aleyhisselam'ın hocam, ümmeti içinde geçerli değil mi bu senef ruhu? Adem Aleyhisselam'ın cemaati içinde geçerli değil mi bu senef ruhu? Ama fail Allah-u Teala. Tamam efendim. İşte o zaman zaman sigası olmayacak. Dikkat ediniz. Mesele buradadır. Zaman sigası girdiği zaman devreye ben size takdim edeyim şeyi İmamül Cüveyni'nin Kitabül İrşad'ını muhtemelen Arapçası vardır şeyde kütüphanenizde. Tercümesini de Bülent Baloğlu ile birlikte bir heyet yaptı İzmir'de. Biz de neşrettik. Bir de geniş bir giriş yazdım. Çünkü o giriş yazılmasa millet fena halde yanlış bir takım şeyler anlar. Bu konuda bir de Allah'ın kelamı ile ilgili vahiy ve Allah'ın kelamı kavramları arasında Hanifi Özcan var, Profesör Hanifi Özcan. Türkiye Toplumu diye bir dergi var. Orada 104 ve 105. sayılarda geniş bir makale yazdı. Ben şimdi bitirivereyim işi. Hocam bunu tamamlayalım. Yok, bir saniye. Ben bitireceğim. Senef ruhu da ferah kelimesinin bir anlamı kalınıyor. Sini kaldıracaksınız anlamak için. Sini kaldırdım, nef ruhu diyelim. Efendim. Zaman onu da ferah diye tamam ferah diyelim ferah ama bir ferahın da bir manası var. Onun da bir anlamı kalmıyor. Bu bakınız bu Eyyühel Fegalan'ın da bir anlamı kalmıyor. Burada bizim irademizin konuyu ben bitireyim. irade hürriyeti dediğimiz kavram bir fiil karşımızdaki bir fiili yapma durumunda biz onu yapmak veya yapmamak şıklarından birini tercihte hür müyüz değil miyiz? Bütün mesele bu. Burada bize verilen iradenin terim olarak, kelam ilmindeki terim olarak adının ihtiyar olduğunu söyledik size. İrade demektir, irade de tercih demektir. Bizim irademiz burada tam bir hür noktada olmak zorunda. Eğer hür noktada yani yapmakla yapmamak arasında serbest isek biz, bundan dolayı sorumlu oluruz. Eğer yapmakla yapmamak arasında serbest değilsek, bu tercih yapmakta serbest değilsek, hür değiliz demektir. Ayetlere baktığımız zaman, bir kısmı serbest olmadığımızı söylüyor, bir kısmı ise serbest olduğumuzu söylüyor, bize ait olduğunu söylüyor. O zaman biz sorumluluk kavramının Allah'ın adalet sıfatına küllü şeyin helikun efendim yok vad'u küllü şeyin fi mevdihi diye tarif ettiğimiz adaletin Allah'ın en önemli vasıflarından biri adil. Mutezile'nin de 5 temel esasından biri adalettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de hiç kimseye zulmetmediğini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah vaidinde sadık olduğunu söylüyor. Bütün bu vasıfları bir araya getirdiğimiz zaman bizim sorumluluğumuzun gerçek adaleti temsil eden bir sorumluluk olması için zaruri olan şart irade kullanacağımız an yapmakla yapmamak arasında tercih için tam hür noktada olmamızdır. Zaman yoksa o zaman yapmak ya da yapmamak diye şimdi, bir şey olur mu hocam? Bizim için zaman var. Biz zaman içinde yaşıyoruz.
Bu bizim algılamamız. Allah için bu. Zaman yoksa bizim yapıp yapmadığımız önceden belli demektir. O zaman yapmakla evet, yapmama evet. arasında bir tercih de söz konusu olmaz. Evet. Şimdi devam edelim biz. Bu noktada bizi bağlayan konu Maturidi, Hanefi Maturidi silsile tarafından şöyle halledilmiş. İsterseniz önce Eş'ari'ninkini söyleyeyim ki Maturidi'nin farkını alalım. Eş'ari ne demiştik? Cebri mutavassıt, cebre yakın bir Allahu halikukum, Allahu halakakum ve ma ta'melun. Burada ma'yı mastariye olarak halledenler de var. Doğrudan doğruya veçi istidlali Allah sizi de halletti, halketti, yaptığınız işleri de halkettik şeklinde tercüme eden grup bu ayeti. Yani bizim amelimizle Allah yaratıyor. Zaten ma-i mastariye olarak hallederseniz ve ma ta'melunu tevili mastarı bunu ve amelekum Allahu halakakum ve amelekum şeklinde tevili mastar gerçekleşiyor. Allah sizi de amelinizi de. Ama aksine görüş sahibi olanlar, onlar da bunu mamulünüzü de yarattı şeklinde. Amelinizi değil, fiiliniz değil de amel sonunda elde ettiğiniz, çünkü bu ifade onun için de geçerli. Böyle anlamak için de geçerli. Fakat tercihini delillendirirken veç istidlalini böyle yapıyor bu ayetten. Hocam, şimdi onlar diyorlar şey ki, söyledin. Şimdi onlar diyorlar ki, asbır ya hag diyor ya adam Mısırlı. Onlar diyorlar ki, Allah bizi de yarattı, bizim yaptıklarımızı da yarattı. Peki benim sorumluluğum nerede? Allah senin üzerinde yaratıyor bunları. Sen o yaratmanın mevzunu, mahallini teşkil ediyorsun. Sen o işleme rıza gösteriyorsun, kabulleniyorsun, kesbediyorsun. İşte bu Allah halik, kul kasiptir ifadesi bu anlamda kullanıyorlar. Yani üstüne binilmesine izin veriyorsun. Buna rıza gösteriyorsun. Evet, Eş'ari görüşü. Ve bunu öyle karmaşık bir ifadeyle anlatıyor ki Arap dilinde darb-ı mesel haline gelmiş. Bir konu, içinden çıkılmaz bir konu ise hâzihi hâze edakku min kesbil Eş'ari diyorlar. Bu Eş'ari'nin kesbinden daha ince bir mesele. Gerçekten okuyunuz Eş'ari'nin kitaplarını ve şerhlerini, kesb kavramını anlamanın hemen hemen imkanı ihtimali yoktur. Ondan dolayı Allah için söylenen la vasıtate beynel cebri vel ihtiyar, cebirle ihtiyar arasında orta yol yoktur sözünü bundan sonra söylemişler. Bu da bal gibi cebirdir Eş'ari'nin bu görüşü. Buna mukabil bunu burada keselim ama Şafii'nin bu kesb inancı muti bir topluluk oluşturduğu için bu inanç kazaya rıza, belaya sabır. Devletlerin çok istediği şeydir. Allah halik, sen kasipsin. Muti bir topluluk oluşturduğu için maalesef 15. 16. yüzyıldan sonra Osmanlı toplumu medreselerinde biz Maturidiyiz diye ezberletmişler ama hep Eş'ari inancını talim etmişler. Hep Eş'ari inancını. Halbuki Hanefi Maturidi geleneğinde çok yadırgayabilirsiniz şimdi. Merdiven asansör örneğini vereceğim. Asansör örneğini vereceğim. Detayına girersek bayağı karmaşık bir açıklamaya ihtiyaç var. Bir fiili biz, argo kullanayım, Allah'la beraber yaratıyoruz. Bunu nasıl söylüyor? Böyle söylemek edepsiz bir söyleyiş. Hem de riskli bir söyleyiş. Mesela ama doğru bir söz. Mesela
Allah'ın yaratma sıfatı, Allah her şeye kadirdir. Allah kendisini şey diye tanımlıyor Kur'an-ı Kerim'de. Şey, alâ külli şeyin kadir dendiği zaman, kendisi de bir şey olduğuna göre, kendisi gibi bir Allah yaratabilir mi, yaratamaz mı? Muhalif. Efendim? Muhalif. Ha, bunu Türkçe söyle. Muhalif. Hayır, bunu Türkçe söyle. İmkansız. Yok, daha Türkçe söyle. Yaratabilir mi, yaratamaz mı diye söyle. Ha, yaratamaz kelimesi aciz ifade ediyor. Edebe mugayirdir bu. Edebe mugayirdir. Onun için bu şöyle dolandırılarak söylenir. Allah'ın kudret sıfatı mümkinata taalluk eder denir. Yani muhale taalluk etmez. Muhale taalluk etmezin kaba ifadesi muhali yaratamaz demektir. Şimdi burada da edebe mugayir olduğu için biz Allah'la beraber yaratıyoruz. Böyle demiyor. Şirk çıkar bundan, beraber yaratıyoruz demek. Ortaklaşa yapıyoruz. Gerçekten edebe mugayirdir. Böyle demiyor. Bir fiile iki kudret birden taalluk eder. Allah'ın kudreti kulun istitaatı. Bir fiile iki irade birden taalluk eder. Allah'ın iradesi kulun ihtiyarı. Bir fiile iki ilim birden taalluk eder. Allah'ın ilmi, kulun ilmi. Bakınız ilim sıfatında da İbn-i Rüşd yine Eş'ari kelamcılarını suçluyor ve haklı yere suçluyor. İbn-i Rüşd'ün güzel bir açıklaması var. Eş'ari kelamcıları Allah'ın ilim sıfatını da anlamadılar diyor. Çünkü kalktılar Allah'ın ilim sıfatını burada yapılan tartışmaya malzeme için doğru söylemişler. Onu Allah'ın ilim sıfatını anlatabilmek için işte bakınız problem zaman problemidir yine. Allah ilmi ezeli midir değil midir? Ezel tabiri zaman tabiridir. Allah için söz konusu değildir. Bunu hemen nazar itibara alın. Diyor ki Allah'ın ilmi Halik ilimdir. Yaratıcının ilmidir ve yaratıcı ilimdir. Kulun ilmi ise hadis ilimdir. Hadis ilmin özelliği maluma tabi olmaktır. Yani bilinen şey meydana gelir, ondan sonra bilgi husule gelir. Yani mantık tabiriyle bilinen şey malul, bilinen şey illet, ilim malüldür. O illetin meydana getirdiği sonuçtur. Allah için böyle bir şey düşünmek mümkün değildir. Allah ela ya'lemu men halak ve huvel latiful habir. Yaradan bilmez mi? Bakınız ilim sıfatı yaradan vasfına nispet edilmiş bir sıfattır. O halde Allah'ın ilmi yaratıcı bir ilimdir. Yaratırken bize bu nasıl anlatılır? Bizim bilmediğimiz bir kavram, bizim bildiğimiz kavramlarla anlatılır. Biz marangoz mobilya yaparken nasıl yapacağını, nereyi keseceğini, nasıl cilalayacağını biliyor değil mi? O bilgiyi meydana getiriyor. Bakınız onun bilgisi yaratan, meydana getiren bir bilgidir. Allah'ın bilgisi de neyi, nerede, nasıl yaratacağının bilgisidir. Kendisi yarattığı için bu bilgiye sahiptir. Halık bir bilgidir. Onun için Allah'ın ilmi illettir, mahluk malüldür. Halbuki insanın bilgisi tam tersinedir. O halde kelamcıların verdiği bu misal Allah'ın ilmini anlatmaz diyor. Şimdi biz Allah'ın ilmi, bir şey daha söyleyeyim. Allah'ın bu bin küsur sıfatı, Kur'an-ı Kerim'deki nispete göre söylüyorum. O tez basıldı. Musa Koçar'dır. Profesör Doktor Musa Koçar tez sahibinin adı. Esma Hüsna ile İmam Maturidi arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Benim yönetimimde yapılmış bir doktora tezidir.
merak eden okur. Bu sıfat Musa Koçar. Koçar değil, Koçar. Koçer. Koçer yani. Koç. Şimdi dedik ki hani Eş'ari Hanefi Maturidiler Allah'ın sıfatları zatının ne aynıdır ne gayrıdır dedik ya. Bu şu anlama geliyor. Yani tasavvufçular hani biz şu isminle hitap ederiz. Ya Rabbi senin şu ismin hürmetine filan diyoruz ya. Allah'ın bütün isimleri, bütün sıfatları tek bir varlıktadır yani. Ayrı ayrı şeyler değildir ki, zatından farklı bir yapı değildir ki. Ben zat olarak birim. Bana Mustafa da diyebilirsiniz, Saim de diyebilirsiniz, Mustafa Saim de diyebilirsiniz. Şu Arap ezdinde adımız yoktur ama Sebati de diyebilirsiniz, Sahi de diyebilirsiniz. Bu hep aynı varlığın ifadesidir yani. Ayrı ayrı şahıslar değildir bunlar. Onun için İslam filozofları Farabi ve İbn Sina başta olmak üzere bu özelliğinden dolayı Allah'ın zatıyla sıfatları aynıdır demişler. Şimdi Allah'ın zatıyla sıfatları aynıdır demenin bir anlamı var. Buna kalem diyoruz. Kalem deyince zihnimizde bir kavram var. Ama gri, beyaz, parlak, siyah bu vasıflar ortadan kaldırılırsa kalem diye bir şey kalır mı bizim tanıyacağımız? Peki bu vasıflar kalem demek midir? Siyah demek kalem demek midir? Hayır. Bakınız işte insan zihnindeki kavram olarak birbirinden farklı kavramlardır bunlar. Buna vücudu zihni diyoruz. Ama dış dünyada gerçek obje olarak baktığımız zaman aynı şeyin farklı isimleridir, isimden ibarettir. İşte bu isim tesmiye kavramında da isimle müsemma arasında ayniyet ve gayriyet ilişkisi bir tartışma konusudur. Böyle olunca Allah'ın iradesi de, kudreti de, fiili de sadece Hanefilere mahsus olmak üzere bir tekvin diye bir sıfat var. O öteki gruplara göre uydurma bir sıfattır. Çünkü bütün fiil sıfatlarının işi budur yani. Ayrı bir sıfat olarak izahı sadece bir açıklamadan ibarettir. Gerçek anlamda isim sıfat ilişkisi içinde mütalaa edilmez tekvin sıfatı. Tamam mı? O halde bir olay, bir yaratma olayı mesela Allah'ın tek fiili vardır. O da yaratmadır. Bu yaratmada yaratma veya yaratmama arasındaki tercih irade adını alıyor. Yaratmanın nasıllığı nasıl olacağı konusundaki bilgi ilim sıfatını alıyor. Yaratma iradesinin tezahürü için emir, işte kün emri diye bize anlatılıyor. Bu anlattıklarınızın tamamı olması için zaman olmazsa olmaz oluyor. Evet. İşte bunları bizim anlayabilmemiz için mutlaka bir zaman kavramına ihtiyaç var. Bize göre. Ama konuyu Allah açısından baktığımız takdirde ki biz Allah bize değiliz. Zamanlığı, zamansızlığı nasıl anlatacağız? İşte onun formülü Gazali söylüyor. Diyor ki Allah'ın bütün sıfatları müteşabihtir. Allah'ın bütün sıfatları müteşabihtir. Sadece haberi sıfatlar değil. Allah görüyor diyorsun. Sana göre bu müteşabih değil. Nasıl gördüğünü bana söyler misin? Senin şu dalga boyundan bu dalga boyuna kadar renkleri görüyorsun. Senin görmen bu sınırlı. Şu frekansları görebiliyorsun. Sen şunları işitebiliyorsun. Allah için böyle bir sınır var mı? Yok. O halde bakınız sen de görüyorsun. O da görüyor ama onunki seninkin gibi değil. Yaratma sıfatı. Ben de yaratıyorum. Allah da yaratıyor. Ben de Halık'ım. Allah da Halık. O sıfatı Allah da veriyor bana. Tabii. Ama benim yaratmam ile Allah'ın yaratması o ahsenül halikin. Ben belki ahkarul halikinim belki. Efendim ama ben de bir şeyler yapıyorum. Benim yaptığım da yok iken var oluyor. Yani yaptığım şey yok iken var oluyor. Allah'ın yaratması da böyle. Yani siz şimdi bardağın
hiçbir ham maddesi olmadan burada yaratıldığını gördünüz mü şimdiye kadar? Böyle. Kainatta gramajın arttığını, eksildiğini duydunuz mu şimdiye kadar? Hepimizi yaratan Allah. Nereden yaratıyor? Topraktan yaratıyor. Tekrar toprağa gidiyoruz. Yeryüzünde, ben şimdi 90'ın üzerindeyim. 90 kilo ağırlık öldüğüm zaman azalacak mı 90 kilo? Hayır. Çünkü burada Allah'ın bu özelliğini anlatan ismi Muhavvilül Ahval. Halleri değiştiren, halden hale, bunun adı transformatör. Halden hale değiştiren. Allah'ın yaratması da böyle. Halden hale değiştiriyor. O halde bakınız, zamansızlık kavramını bizim kesinlikle idrak edemeyeceğimiz bir yapıda olduğumuz için bildiğimiz kavramlar içinden benzerleriyle anlatabiliyoruz biz. O zaman velâ tahkumâ meseleke bihi ilm diyor Allah-u Teala. O halde biz diyoruz ki sanki Allah nezdinde olaylar bir anda olup bitiyormuş gibi. Bizde bir şuur denilen bir kavram var. Bizde şuur. Yani yaptığımızın bilincindeyiz. Böyle düşünün Allah'ın yaratmasını. Olaylar, kevn-ü fesat alemindeyiz. Oluş yok oluş alemindeyiz. Sebep sonuç ilişkileriyle meydana geliyor. Sebep müsebbebi meydana getiriyor. O müsebbep bir başkasının sebebi oluyor. Bu zincirleme içinde devam ediyor bütün olaylar. İstersen biraz da sorulara şey yapalım. Bir cümle daha söyleyip bitireceğim. O halde Allah'ın sıfatı Halik sıfatıdır. Külle yevmin hüve fî şe'n, her an yaratma halindedir. Bunun halkı daim diye isimlendirildiğini biliyoruz. Batı felsefesinde kreasyon kontinü, devamlı yaratış, yaratılış. İbn Rüşd bu anlamdaki yaratılışı İslam filozofu olarak en iyi anlatan filozoftur. Devamlı yaratılış. Şimdi devamlı yaratılış teceddüd-i emsal kaidesiyle anlatılabiliyor. Nedir o teceddüd-i emsal kaidesi? Bir şeyin bir anda var olduğunu, aynı an içinde yok olduğunu, tekrar ikinci anda var olduğunu, o an içinde yok olduğunu düşünelim. Birbiri peşine bu var olma yok olmanın adına biz kevn-ü fesat, kevn oluş, fesat bozuluş, yok oluş demek. Alem kevn-ü fesat alemidir. Bu bizde devamlılık idraki doğuruyor. Şimdi hiç içinizde film işleriyle meşgul olan olduğumu bilmiyorum. Vaktiyle biz ilkokulda, onunla biz iyi anlaşıyoruz zaten. İlkokulda ben Fatih, bizim Kanuni'ye kadar sülalemiz belli. İstanbul'da yetişmiş bir aileyiz. Fatih 1. İlkokulunda okudum ben İstanbul'da. Öğretmenimiz de Nimet Çalapala adında bir matematikçi öğretmendi. Meşhur bir hanım. Bu fizikle matematikle uğraşırdık devamlı. O zaman 35 milimetrelik yanları delikli filmler vardı. Annemizin iplik makarasını, ipliği bitmiş makarayı alırdık. Kenarına 50 tane toplu iğne çakardık her iki kenarına. Sonra birini sabit bırakıp ikincisini kırardık ortaya kadar. Birini sabit, ikincisini. O şeyi, filmi takarız, döndürmeye başlarız. Döndürürken uzun kol aşağı doğru iter filmi, kısa kol filme değmediği için film durur biraz, sonra ikinci kol gelir, o iter. Şimdi 25 defa bir iner durur, bir iner durur. Saniyede 25 defa iniş, inmesi durması, inmesi durması, saniyede 25 defa, dikkat edin buna. Biz o kolun böyle hareket ettiğini görürüz.
Halbuki karelere tek tek bakarsanız kol bir böyledir, bir şöyledir, bir böyledir, bir böyledir, bir böyledir. İşte teceddüd-i emsal böyle anlatılır. Musluğu açarsınız, gır su akar. Akan, bir saniye önce akan suyla bir saniye sonra akan su aynı su mudur? Değil. Hayır. Ama emsaldir. Emsalin devamlı yenilenmesi bizde suyun devamlı aktığı intibağı. Hani aynı nehirde iki defa yıkanılmaz sözü budur. Aynı su değildir çünkü. İşte kainatın bütün zerrelerinin her an yaratılıp yok olması, yaratılıp yok olması bizde devamlılık intibağını uyandırıyor. Biz devamlı varlık devam ediyor gibi görüyoruz. İşte bu var olup yok olmalarındaki illet malül bağlantıları, olaylar arasındaki farklılığı, mahlukat arasındaki farklılığı meydana getiriyor. Bunu da bize düşen alanda biz Cenab-ı Hak'la birlikte iki irademizi birlikte taalluk ettiriyoruz. İki irademizi birlikte veriyoruz. Tamam. O zaman bizim sorumluluğumuz bu bir fiile Allah'la birlikte müdahale etmemizden kaynaklanan bir sorumluluk oluyor. Evet. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Burada bir arkadaşımız soru sormuş. İnternetten de çok var mı soru? Ha, burada şey, bir soru daha var hocam. Hangi soru? Şimdi Allah zamandan soru münezzeh var olduğuna göre Araf 142 ayetini nasıl anlamanız gerekir diyor. Ben gerçekten bu sorunun Allah'ın zamandan münezzeh olduğu konusunda tereddüt ifade eden bu sorunun nasıl sorulabildiğini hakikaten hayret ediyorum. Bu en basit Allah'ın sıfatlarıyla ilgili en basit akaid kitaplarında yer alan bir kavram, yani Allah'ın zamandan. Çünkü zamanın hadis sen olduğunda ayeti hocam okuyayım izin hocam. Verin. Ayeti okuma bana. Ayetin ne olduğunu arkadaşlarımız bilsin ki ona göre dinlesin. Evet, Araf 142. Tamam, okuyayım. Diyor ki Musa'ya 30 gece vade verdik. Ona 10 gece daha ilave ettik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki kavminin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yoluna uyma. Çok basit. Yani çok basit. Gazali, sakın hakaret diye algılamayın. Dinleyicilerime, seyircilerim için de aynı şeyi söylüyorum. Gazali El-Mustasfa'nın baş tarafında mantık ilmini o kadar övüyor, o kadar övüyor ki mantık bilmeyenin ilmine itibar edilmez diyor. Bir, ilk 100 sayfalık bölümdedir El-Mustasfa'nın. İki, İslam bilimleriyle uğraşan, her alanda uğraşana önce mantık, ardından da kelam okutmak gerekir diyor. Çünkü kelam külli bir ilimdir. Her ilim ondan kendine ait olan kısmı alır diyor. Şimdi bakınız, Rabbinin tayin ettiği diyor. Rabbinin tayin ettiği demek, yarattığı demek yani. Zaman, hadis, Allah'ın yarattığı bir varlıktır zaman. Kendisinde olamaz. Çünkü Allah'ın kendisinde zaman olsa, kendisinde zaman olsa, kendisi bir hadisin, mahlukun yaratılmışı olur. Mahalli olmuş olur. Bu muhaldir. Allah'ın kadim olan zatında hadis, muhalefetün lil havadis diye bir sıfat ezberletmişlerdir çocuklara. Hocam, zamanın yaratıldığını nereden çıkarıyoruz? İşte neye dayanıyoruz? Hel ete alel insani hînüm mined dehri lem yekün şeyen mezkura. Tamam, o zamanın bakınız, varlığının delili o, yokluğunun değil ki hocam. İnsan üzerinden uzun bir zaman geçti ki söz edilir bir tamam, varlık değildi diyor. Bunu Allah söylüyor. İnsan da yaratılmamış. Daha biz yaratılmadan önce uzunca bir zaman geçtiğinden bahsediyorsa Allah, biz nasıl zaman yok diye biliyoruz? Niçin hemen bir cümleyi duyduğunuz zaman ya itiraz hocam, ediyorsunuz? Ya yani ama bu ayetten sonra bekliyorum yani anlatacaksınız işte diye. Beklerseniz çok beklersiniz cevabı. Öyle gözüküyor. Bu ayetten sonra bir kavramdan daha bahsettim. Delili mecmu diye bir kavramdan bahsettim. Bir ayeti tek başına alamazsınız.
Hiçbir anlamı yok. Ama az önce hocam vallahu halakakum ve ma taamelun ayetinin bağlamından tamamen kopardıktan sonra bir açıklama yaptınız. Peki o zaman biz de sizden bunu bekliyoruz. Ayet istidlal edenleri naklettim ben. Tamam. İstidlal edenleri naklettim. Evet. Hiç mantık dışı bir konuşma tesvih edemezsiniz. Ama iyice dikkatli dinleyeceksiniz. Tamam. Şimdi burada da mesela helete alel insani hînüm mineddehri diyor. Dehir nedir? Tamam. Bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de zaman kavramıyla ilgili bir sürü ayet var. Zamanın tamamen bize izafi olduğunu anlatıyor ayetler. Bizim nezdimizde 50 bin sene olan zamandan bahsediyor. Ama bizim, Allah'ın nezdinde de bir gün. O da Allah'ın nezdinde olandan tamam işte, bakınız. Bir gün de olsa zaman değil mi hocam? Efendim izin verin. İzafiyet bizdeki zaman kavramının nereden kaynaklandığına baktığımız takdirde bizde birkaç tane zaman var. O da zaman dendiği zaman hangisinin kastedildiğine, buna da biliyorsunuz bir kelimenin birçok manaya şamil olması usul-i fıkıhta başlı başına bir problemdir yani. Bir kelime 10 tane 20 tane manası var. Hangisini alacaksınız hele? Allah katındaki zaman hangisidir? İnne iddete bir müddet manasına inne iddete şuhuri indallahi isna aşara şehren buyuruyor mesela. Allah katındaki ayların sayısı 12 şehirdir diyor. Şehir ne demek? Hemen bakıyoruz buna usul dilinde mavuduya leh deniyor. Bu kelime hangi anlama lügatta konmuşsa. Ayın iki içtima anı arasında geçen süreye şehir deniyor. O zaman burada o iki içtima arasındaki şehrin 12 katı mıdır? Yoksa 12 tane isim anlamına mıdır? Bakın Fahrettin Razi tefsirinde neler yazacak? Bir başkasının tefsirine bakın neler yazacak? Hemen öyle bir tefsir açıp Diyanet'in mahalline bakmak da isabetli bir yaklaşım tarzı değil. Yani ilmi alanda bu yaklaşım tarzı değil. Şimdi 1000 sene dediği zaman bu bir defa kesretten kinaye midir? Yoksa tahdidi, tadadi bir zaman mıdır? 50 bin sene çokluk mu ifade eder? Çok uzun bir zaman ifadesi mi vardır? Yoksa doğrudan doğruya belirli bir süreyi mi ifade eder? Bütün bunlar derinlemesine Kur'an ilimlerinin bunu zaten çok iyi biliyorsunuz tabii. Ben teyadüm ederim size bunu. Estağfurullah. Yalnız hocam burada bir problem var. Müsaade eder misiniz? Efendim? O 50 bin sene Meariç suresinde geçiyor. O 50 bin senelik süre boyunca insanlar yok ve o sürenin tamamı insanlar için bir göze açıp kapayıncaya kadar sayılıyor insan açısından. Ve ma emru saati illa kelemhin bil basar diyor Allah. Biz göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş gibi düşünüyoruz. Ama o sürenin 50 bin sene olduğunu söylüyor Allah. Ve insanda yok. O zaman bu kime göre bu zaman? Bu zaman kime göre? Bir tek sonuca varılıyor. Tek bir anlam ifade etmiyor bu. Yani burada çok anlam ifade ettiğidir kesin olan mana. Bakınız bir ayet var mesela. Bir ayet var. Hatırlayın Süleyman Aleyhisselam Saba Melikesi'nin tahtı veya tahttan kasıt kendi de olabilir. Müfessirler bir hayli söz ediyor orada. Anlatım sembolik de olabilir. Gerçek de olabilir. Ama bir kavram var bakınız orta. Ne diyor veziri? Ene etike bihi kable en yertette ileyke tarfuke. Senin gözün açıp kapayana kadar ben onu sana getireceğim. Göz açıp kapama. Böyle gözü hemen damlayı damlatıyorsun, pat diye kapıyorsun, tekrar açıyorsun. Ben yakında göz ameliyatı olduğum için güncel bir olay. Damlayı damlattığın zaman öyle bir kasılıyor ki insan gözü. Süre itibariyle sürseniz belki bir saniye çok büyük bir zamandır. Kable en yertedde ileyke tarfuke.
Bu bir çok süratle anında gelecek diye anlatıyoruz. Belli bir süre ifade etmiyor. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا اِنْدَهُ مُسْتَقِرًّا قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي buyuruyor. Şimdi bu deyim Süleyman Çelebi'de geçiyor, bakın diyor. Tarfetül aynice ol fahri cihan. Sidre'ye gitti ve götürdü hemen. Şimdi Miraç dediğimiz olay göz açıp kapayana kadar olup biten bir olaymış. Süleyman Çelebi söylüyor bunu. Ona göre yani. Efendim? Süleyman Çelebi'nin ifadesine göre. Süleyman Çelebi söylüyor bunu diyor. Ama Resulullah demedi onu, evet doğru. Hazreti Ayşe'den gelen rivayette bunu destekliyor. Olabilir. Şimdi bu bir kavram mesela ama bir de öyle anlatıyorlar ki işte sanki o anlatılanlar. Şimdi bugünkü ben şahsen bu teste tabi tutuldum. Önce Fatih Hastanesi'nde, sonra şimdi 29 Mayıs Hastanesi'nde uyku apnesi denilen bir rahatsızlık var. Bu uyku apnesini tespit etmek üzere beyni elektrotlara bağlıyorlar, insan beynini. İki defa ben bu teste tabi tutuldum. Yaşadım ben bunu. Tamamen ışıktan arındırılmış, sesten, titreşimden arındırılmış bir odada en az 8 saat uyutuyorlar. O elektrotlar bir bilgisayara bağlı. Müşahede odasında kameralar da var. Yani karanlıkta gören kameralar da var. Sizin bütün hareketlerinizi, uyku sırasında bütün beyin dalgalarınızı bilgisayar grafikler halinde tespit ediyor. Ertesi gün raporu elinize veriyorlar. Rüyanın uykunun hangi devresine ne zaman girdiğiniz, hangi rüya döneminde bulunduğunuz, rüyanın derin döneminin bizim saatimizin ölçme cinsinden ne kadar saniye devam ettiği, o rüyanın hangi kademesinde olduğunuz, bütün bunlar yazılı. Size ertesi gün profesör yahut doçent okuyor, işte siz şurada nefesiniz şu noktada saniyede 40 defa kesildi. Şu noktada şu kadar kesildi. Uyku apnesi. Ondan sonra veriyorlar bir cihaz. Allah muhafaza buyursun. O cihazla yatacaksın, uyuyacaksın. Hortumdan nefes alacaksınız. Şimdi o derin uyku bilmem ne safhalarında siz rüyanızı hatırladığınız zaman günler aylar geçen bir rüya şeyde saniye bazında beyindeki hareketin, ama sizin zaman algınız bir ay, bir sene, birden bire bakıyorsunuz, şu yaştan şu yaşa geçiyorsunuz filan. Şimdi bakınız, zaman algısı mı saniyenin gösterdiği? Şimdi mesela iki atomun arasındaki yani atomun parçaları arasındaki hareketler esas alınıyor zaman ölçümü için. Atom saati denilen saat budur yani şu anda. O mudur zaman birimi? Fizik zamanda, fizikte T diye bir zaman var. Tan zaman demek. Biz dört boyutlu bir dünyada yaşıyoruz. Bir en boy derinlik, bu bizim üç boyutumuz. Bir de zaman boyutu devreye girdiği takdirde işte o fizikteki zaman. Bu fizikteki zaman mıdır Allah katındaki zaman? Fizikteki zamanın kaynağı bu ölçüm, kainatın bugünkü yapısının bize verdiği ölçüm, Big Bang, bu evrenin varoluşuyla, genişlemeye başlayışıyla başlamış olan, bugün modern fizikçilerin hepsinin, keşke Enis Doko burada olaydı, o da bu işle meşgul, onların zamanın yaratılması Big Bang ile başlamıştır diyorlar. Bugünkü fizikçiler zamanın yaratılması, dikkat edin bakın. Bu halde zaman yaratılmış bir kavram. Zamanın yaratılmış olduğuna dair hiçbir kimsenin şüphesi yok Dehriyun dışında.
Hiçbir kimse dediğiniz o şahıslar yani. Bizi kastediyor. O zaman yaratılmadan önce neydi? O zaman da gene bir zaman vardı. İşte yani. Zamansızlıktı o. Onun şimdi, için İbn-i Rüşd diyor ki zamanın yani şimdi Asım Bey bir şey soracak hocam. Orada Asım evet. Toksöz Bey bir şey soracak. Ben buna cevap vermiş oldum değil mi şimdi? Artık dinleyicilerin takdirine kalmış bir şey. Zaman yaratılmış mıdır diyor. Ben de söyledim. Tamam. Cevabı evet. Budur. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi zaman malum izafi bir şey. Göreceli. Evet. Şimdi hüvellezi halekalekum ma fil ardı cemian sümmesteva ile sema fesevvahünne seba semavat. Bugünkü zaman bu tesviyeden sonra oluşuyor. Bugünkü zaman yani ay ve güneşe dünyanın dönümüne bağlı olan zaman şu tesviyeden sonra oluyor. Bu tesviyeden önce de zaman var. Ama bu zaman değil. Ona da hani altı devre veya altı gün diyoruz ya, jeologların milyarlarca yıl verdiği ama aslında bu olmayan. Dolayısıyla bunları Kur'an-ı Kerim bize işaret ediyor. Bunları Kur'an-ı Kerim'den bakarsak filozofların takıldığı noktaları çözeriz diye düşünüyorum. O bakın ama şu ara buraya sığmayacak bir konu bu. Yani şu ana sığmayacak bir konu. Şu kadarını söyleyeyim. Bugünkü zaman, o altı gün var ya, altı zaman, yani gökyüzü, önce yeryüzünde her şey yaratıldı, sonra gökyüzüne yöneldi, onu tesviye etti ve ay ve güneşin hareketleri başladıktan sonra bugünkü zaman başladı. Bugünkü bildiğimiz izafi zaman başlangıcı bu. Ama ondan önce de zaman var. Dolayısıyla bu işi tekrar söylüyorum, ayrı bir şey olarak, müzakere konusu olarak ben arz ediyorum. Bunu söylemek istedim. Tamam. Bir de hocam affedersiniz. Bu konuda ben size bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Bu konuda yani bakın tartışma konusu bu değil. Yani gerçekten değil tabii ki. Tartışma konusu bu değil. Sizin bahsettiğiniz bu zamanı inkar eden falan yok. Tabii. Bu, bütün mesele Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatı mıdır değil midir meselesi. Cenab-ı Hak zamandan münezzehtir demek Cenab-ı Hakk'ın kendisinin zamanla bir sıfat mevsuf gibi bir bağlantısı yoktur demek yani. Zaman bahsettiğiniz örnekte de Allah'ın yarattığı bir şeydir. Evet. Bu bahsettiğiniz işte bugünkü fizikçilerin Big Bang ile ortaya çıkmış dedikleri olaydır evet. Yani. Kainatın yaratılması. Tabii o bir teoridir. O evet. Teoriyi iyice tabii. İrdelemek lazım. Tabii teori kanun anlamına gelmediği için bunun biz Kur'an-ı Kerim'den delillerini bulduğumuz gün daha net bir düşünce. Hocam bir de bir şey söylemek istiyorum. Tevilatın başındaki risale yani tevil ve tefsir arasındaki fark risalesinin İmam Maturidi'ye ait olmadığına dair çok kuvvetli görüşler var. Onu da ifade etmek var. İstedim. İmam Maturidi tevilatın başında böyle yazıyor demek vakayı anlatmaktır benim dediğim. Anladım da. Bu görüşün İmam Maturidi'ye ait olması önemli değil. Onu ifade et. Çünkü herkes onu İmam Maturidi'nin görüşü gibi anladığı için o bakımdan ifade etmesin. Tabii benim burada anlattıklarımı da benim görüşüm gibi algılıyorlar. Halbuki ben de hep anlattım birilerinin görüşünü. Siz, bunların hiçbiri değil benim görüşüm. Tamam. Sadece benim tercihlerimin meydana getirdiği bir kompozisyondur. Şimdi, onu ben neticede sonuçta okudum hocam. Evet. Neticede sonuçta okudum. Önce hepsini döktünüz ortaya. Peki. Daha sonra sonuç olarak, peki. Netice olarak bir şey arz ettiniz. Orada evet. Ben bir kanaate vardım tabii ki. Evet. Eksik veya doğru. Ama tevhirle tefsir arasındaki o tevilatın başındaki ifade ve ibare İmam Maturidi'ye ait olmadığını, kişilerin o ibaredeki eksikliği İmam Maturidi'ye mal etmemeleri gerektiği kanaatimi belirtmek istiyorum İmam Maturidi'ye bir şey olarak. Peki teşekkür. Olarak. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Yani onun üzerinde rahmetli oldu bizim bir hocamız vardı. Profesör Doktor Muhammed Tavit Tanci adı. Yani meslek hayatının önemli bir kısmını bu tevilata vermiş. Hatta onun elindeki tevilat nüshası, mikrofilmleri bana verdi kendisi. Kendisi hem benim hocam oldu, onun kızı da benim öğrencim oldu. 1971-75 yılları arasında ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nda merkezdeyken tevilatın neşredilmesini benden talep etmişti ve beni asistan olarak yanına tercih etti. Ama yine talebelerinin
yıllar sonra onların başarısıyla bu tamamlandı. Tevhilatül Kur'an. Kitab-ı Tevhid de bizim elimizden geçti. İmam Maturidi'ye benim yeni bir eserim de çıktı piyasaya. Onu gördünüz mü bilmiyorum. Keşke getireydim yanımda. Es-Seyful Meşhur. Es-Seyful Meşhur. Fi Akideti Ebi Mansur. İmam Maturidi'ye nispet edilen akide risalesi üzerinde Tacüddin Sübki diye bir Şafii alim var. Hem kelamcı hem fakihtir. Bu kelamla fıkıh hep beraber yürümüştür tarihte. Günümüzde sanki ayrı gibi görünüyor hocam, ama. Hocam beraberiz yine. Burada da beraberiz de günümüzde birileri, yani bu konunun geçmişini bilmeyen kişiler kelamı ayrı bir şey sanırlar fıkıhtan. Öyle değil. Tarihi gelenekte hepsi hem kelam hem fıkıh eserleri vermişlerdir. Tacüddin Sübki de öyle. Es-Seyful Meşhur adını vermiş. Es-Seyful Meşhur böyle kınından çıkarılmış kılıç demek. Meslul. Meslul manası. Meşhur. Şöhret. Şehre ortaya çıkma. Anladım. Tamam. Evet, ortaya tamam. Peki hocam, Allah razı olsun. Bir saat bir de bitiriyorduk normalde. Orada o isterseniz son söz. Orada da son sözlerinizi alıyorlar yani bu tamam. Konuları. Ben tavsiye ederim. Allah'ın sıfatları ile ilgili bahislerde bu hep hangi toplulukta konuşsam bu yanlışlığı müşahede ettim. Algılama yanlışlığı. Zamanın Allah tarafından yaratılmış olması ile zamanın Allah'ın zamandan münezzeh olması kavramlarını karıştırıyorlar birbirlerine. Hocam bizi ilgilendiren o değil. Allah-u Teala kendisini zamanla vasıflandırıyor mu, vasıflandırmıyor mu? Kendisini zamanla vasıflandırmıyor. Bize anlattığı şeylerde zaman var. Çünkü Allah'ın faili kendisi olan fiillerde geçmiş zaman var, şimdiki zaman var, gelecek zaman var ve zaman ayırmak bize var. Bize öyle anlatıyor işte. Tamam, biz de ondan sorumluyuz. Başka bir sorumluluğumuz yok. Kendisi, bakınız, kendi fiilinde zaman mefhumu varmış gibi problem. Halbuki bizim algılamamızda var problem. Hocam mesela, ama onu kendi ayetlerinde söylüyor. Bu sizin söylediğinizi nerede söylüyor? Onu hiçbir yerde söylemiyor. Bütün mesele oradan kaynaklanıyor hocam. Şimdi bunu söylemesi gerekmiyor ki. Onu insanlar söylüyor yani, Allah söylemiyor tabii onu. Tabii biz anlayacağız bunu. Başkası anlamayacak ki. Bizim anlamamız için göndermiş Kur'an. Ama sonunda da biz bu zaman anlayamayız dediniz az önce. Tabii zamansızlığı anlayamayız. Biz kendisini de anlayamayız. O zaman bakınız işte bir benzetme yoluyla anlıyoruz. Biz kendisini de idrak edemeyiz. Ama Allah-u Teala ve la tekfu ma leyse leke bihi ilm diyor. Bilmediğin şeyin peşine düşme diyor. O zaman niye kendisine inanmamız istiyor? Gördünüz mü? O herkesin bildiği şey. Bilmiyoruz çünkü. Onu bilmeyen yok kendisini. Herkes biliyor onu. Yok. Hiç kimse bilmiyor onu. Bilse bilgi olur, iman olmaz çünkü. Ve hedeynâhun necdeyn. Bizi hocam, bizim imanımız eşhedü diye ifade ediyoruz. Hocam, şehadete dayalı iman. O görmüş gibi inanıyoruz demektir. Tamam. Yoksa اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ orada gayba inanırlar konusunu İzmir'de bir sempozyumda, tefsircilerin, mealcilerin bir sempozyumunda tartıştık. Asırlardan beri yapılan bir yanlışlıktan bahsetti. Benim çok itibar ettiğim bir tefsir hocası, adını vermeyeyim, Salih Müttakî bir zat, doktora tezidir. Dedi ki اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ayesine baktığımız zaman herkes gayba inanırlar diye tercüme ediyor. Halbuki siyak ve sivaka baktığınız zaman böyle olmaması gerekiyor. Orada münafıkların vasfedildiği bir ortamda onlar herkesin içinde inandık dedikleri zaman kalkıp herkesten uzak bir yerde de inanırlar.
Onlar şahitte de inanırlar, gaybta da inanırlar demeniz lazım. Biz de öyle söylüyoruz zaten. Diyordu, 60 küsur meal yapan kişi vardı o sempozyumda. İttifakla karar verildi ki bundan sonra çıkan mealler, bakınız imzası olanları söylersem hayret edersiniz. İmzası olanlar bile kendi meallerinde onlar şahitte de gaipte de iman ederler denmesi gerekirken gayba iman ederler demeye devam ettiler yani. Hocam biz bunu ilk yazdığımız günden beri böyle yazıyoruz ve yıllardır bu şekilde neşrediyoruz. Yani ama ilk defa duydum ben bu şeyi de memnun oldum. Neden? Çünkü dünyadaki olayları da takip etmeniz gerekiyor vakıf olarak. Ne yapalım? Dünya buraya gelmiş. 12 sene önce İzmir'de Diyanet İşleri Başkanlığı ve 9 Eylül Üniversitesi ile o toplantıda ben de vardım orada, evet. Doğru. Siz de vardınız de o zaman. Ama bu oturuma katılmamışım demek ki. Ben yönettim o oturumu orada ve buna karar Bayraktar da bunu tezi savunan. Gariptir yani, bakınız terimler la müşahhate fil ıstılah diye bir kaide vardır yani. Kıskançlık. Şimdi biz diyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın kendisinin fiillerinde, kendi fiillerinde, kendi vasıflarında hadis bir vasıf bulunamaz. Çünkü muhalefetün lil havadis, onun sıfatı olarak ezberliyoruz. Muhalefetün lil havadis demek bütün hadislerden ayrı olması lazım. Üzerinde sıfat olarak hiçbir hadis varlığın mefhumun bulunmaması gerekiyor. Hocam Allah razı olsun, çünkü yarım saatten fazla bir vaktimiz geçti. Evet tamam. Şimdi bizim bir de şey var, Asım Beylerle birlikte işte Harun Hoca'yla burada Kur'an terimleri toplantımız da var. Onu da şey yapacağız. Evet, hocam Allah razı ediyorum. Olsun. Çok teşekkür ederiz de ben bir şey burada geçti. Kısa bir cümleyle şey yapmak istiyorum. Ayşe validemizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a gittiği zaman yatağının sıcak olduğunu söylediğine dair rivayet ediliyor. İşte şeyin Evliya Çelebi'nin sözü de ona dayanıyor. Halbuki Ayşe validemizin Mekke'deyken Resulullah'ın yatağını bilme imkan ve ihtimali yok. Çünkü onun yatağına ancak Medine'de girmişti. Dolayısıyla bu tür şeyler çok oluyor. Onu da bu arada hatırlatmış olayım. Buna bir cümleyle ilavede bulunayım. Kelamcılar hadisleri çok farklı yönlerden istidlale tabi tutarlar. Bu da öyle bir şeydir. Bu hadis uydurulduğu zaman ilk hadis kitaplarında yer aldığı 4. asırdadır. 4. asırda da böyle bir kavram vardı demektir. Yani tabii kavram olmasa nasıl uyduracaklar? Böyle bir düşünce 4. asırda da vardı anlamına geliyor bu. Tamam. Hocam bir de biz şimdi Kitap ve Hikmet diye bir yeni dergi çıkardık. İlk sayısı 3 gün oldu. Efendim Cenab-ı Allah razı olsun, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İnşallah fakirin kütüphanesinde de yer alır. Bunu bana neyse, onu size takdim ediyoruz. Bir de sizden yazı istiyoruz ki. asıl yazı istiyoruz bu şeyi. Hocam Allah razı olsun. Gerçekten çok verimli bir toplantı. Çok sağ olun. Gerçekten çok verimli oldu. Ben şahsen istifade ettim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun.